moderatör tamam. tamam şu an YouTube'da aynı zamanda canlı yayındayız hocam. Kıymetli dostlar, hepiniz... kıymetli dostlar. Kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu akşam Profesör Doktor Yunus Çengel hocamızı dinleyeceğiz. Bize çok farklı güzel bir bakış açısıyla kainat, evren, varoluş süreçleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, varlıklarda ilim, irade, kudret üçlüsünün mekanizma olarak nasıl işlediği, bunlarla ilgili aslında bilim kaynaklı bir sunum yapacak hocamız. Hocamızı bir tanıtmak istiyorum müsaadenizle. Profesör Doktor Yunus Çengel 1984 yılından beri Amerika Nevada Üniversitesi üniversitesi makine mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde, doktorasını Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Profesör Çengel 2010-2012 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Dekanlığı, 2012-2016 yılları arasında da Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanlığı yapmıştır. 2012 yılında TÜBİTAK'ta uluslararası işbirliklerinden sorumlu başkan danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca birçok kamu kurum ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmıştır. Ve halen yapmaya devam etmektedir. Profesör Çengel, Çengel McGraw Hill tarafından Amerika'da yayınlanıp dünyada yaygın olarak kullanılan birçok dillere çevrilen, başta Termodinamikle ilgili mühendislik yaklaşımıyla termodinamik olmak üzere birçok mühendislik ders kitabının yazarıdır. Ayrıca mühendislik ve inovasyon ve mühendislik eğitimi ve enerji konularında çok sayıda davetli konferanslar vermiş, raporlar hazırlamış ve makaleler sunmuştur. Şimdi söz kıymetli hocamızda. Hocam buyurun lütfen. Ha, teşekkürler alim Hocam. Ben sunumu paylaşayım. Tamam, herhalde sunum görülüyor. Evet hocam, buyurun. Evet. Um... Öncelikle herkese hayırlı akşamlar uh, diliyorum. Uh, bugün bahsedeceğimiz konu uh, varlıklar ve varlıkların böyle görünmeyen bazı boyutları. Normalde biz şu gözümüzle, fiziki gözle gördüğümüz şeylere, yani onlara kıymet veriyoruz. E, onlar hakkında mutabakat sağlıyoruz ve tartışmada yaşamıyoruz. Çünkü bu görülen bir şey. E, ama gözle görünmeyen şeylerde e, baya bir kafamız karışabiliyor. İşte bu ilim, irade de bunlardan. E, ilim irade, kudret boyutları. E, bugün bunları ben bir görülür hale e, getirmeye çalışacağım. Yani konu biraz daha felsefik. Felsefi, o yüzden bazen derinlere de girebileceğiz. Yani bu konulara biraz açıklık getirmeye çalışacağım. Ama tersi de olabilir. Yani kafanız da biraz daha karışabilir. O yüzden hani bakalım nasıl olacak. Ben şöyle bir giriş yapayım, konu daha bir aydınlansın diye. Burada ben neyi kastediyorum? Yani varlıklarda ilim, irade ve kudret boyutu nedir? Şimdi şu bu resim herhalde hatırlıyorsunuz Kapadokya, herhalde içinizde gezenleriniz vardır. Şunlara gördüğünüz zaman, hani rastgele şekiller görüyorsunuz, değil mi? Ve biz ne diyoruz? Bunlar işte rüzgardan, yağmurdan ne bileyim? Bir şekilde bu şekiller meydana gelmiş. veya dıştan bakınca, şunları görüyorsunuz böyle bir. Şimdi ben desem ki. Ya şunların oluşmasında bir e, kasıt, bir irade, bir ilim, bir kudret var mıdır desem herhalde var demekte de bayağı zorlanırsınız. Niye? E, çünkü bunlar böyle normalde rastgele rüzgarların, rastgele sellerin, e, ondan sonra güneşin, sıcaklığın, e, ne bileyim yağmurların e, yani rastgele hiçbir gaye gözetmeden düşmeleri, esmeleri sonucu işte yumuşak kısımlar aşınıyor ser kısımlar kalıyor. Oluşan şeyler. Yani o yüzden biri dese ki ya bunu geçmişte e, akıl sahibi, ilim sahibi, güç sahibi varlıklar kasıtla bunları yaptı. Yani e, inanmakta zorlanırız. E, öyle bir şey görünmüyor. O yüzden biri dese ki yok canım hani bunları rüzgardır, aa, ne bileyim yağmurdur, sellerdir, hani sıcaklık değişimleri falan onlar sebep oldu. O çok daha bize mantıklı geliyor. Ama şimdi biliyorsunuz bunlar arkasında ev var. İçeri girelim. İçeri girdiğimiz zaman evlerin içinde bakıyoruz ki böyle düzgün kolonlar var. Ondan sonra baya böyle resimler, levhalar var. Ondan sonra odalar var. Böyle dümdüz köşeler, bacalar vesaire. Biz buna desek ki ya galiba yer altından biraz hani sular aktı. Bu mağara oluştu böyle rastgele olarak. Ee, kimse bunu kabul etmez. Yani a, der ki mağara olsa eğri bürlü, şekilsiz, hani a, a, bir şekilde hiçbir amaç gözetmeyen bir yapı oluşurdu rastgele. Ama burada çok düzgün bir yapı var. Kolonlar var, pencereler var, düzgün bacalar var. Resimler asılmış, a, desenler yapılmış falan. Ve bunlar a, bir kasıt olmadan, ilim olmadan ve bunu yapma gücü olmadan oluşmaz. O yüzden biz zaten ne diyoruz kendimiz gezerken veya bir rehber gezdirirken hemen mesela bahseder işte şunları filan zamandaki burada yaşayanlar yapmışlar vesaire. Yani ilim irade ve kudretten amaç bu. Bunun karşıtı ne? Bunların gözetilmediği yani rastgelelik. Daha somut bir örnek vereyim arkeolojiden. Diyelim ki dışarıda geziyoruz. Şu taşları gördük. İrili ufakları, kumlar, şunlar, bunlar vesaire. Ondan sonra biri dese ki ya işte bu erozyon, aşınma, yağmurlar, çamurlar, rüzgarlar vesaire onların sonucu olmuş rastgele bir yapılanmadır bu. Yani böyle kalkıp ilim, irade, kudret sahibi, şuur sahibi insanlar gibi varlıklar bunları yani kasten yapmış gibi görünmüyor. O tür şeylere gerek olmadan bunlar oluşabilir dese buna hiçbirimizin itirazı olmaz. Çünkü insan eli değmemiş yerlere gittiğimiz zaman bunları görebiliyoruz. Bu tür şeyler. Ama diyelim ki yeri kazdınız ve orada bir iğne buldunuz şöyle. İğne dediğim ne? Bir tarafında bakın bir delik var. Diğer tarafı da sivri. Yani aslında demir parçası. Yani hayalinizi kullansanız yani mümkündür ki zaten yerde delir var. Yani bir şekilde bu ince bir şey olur. Bir tarafına bir delik açılır. Öteki tarafı da böyle sivrilir. Yani bu rastgele yani olur dese yani hayalinizi zorlarsanız olmaz falan da diyemezsiniz belki. Ama aklı başında herkes der ki yok der. Bu doğal bir olay değil. Bu rastgele oluşmamış. Bunun arkasında bir kasıt var. İlim var ve kudret var. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bunları arkeolojik böyle yapılar olarak alıp bunları müzeye götürüyoruz. Ee, ve tarihine falan da bakarak, böyle tarih hesaplamasına bakarak, işte filan çağdaki bunu insanlar yapmıştır diyoruz. Yani e, bunlara bakın kim yapmış aa, bilmiyoruz. Hani nasıl yapmış belki bilmiyoruz. Ama belli ki, belli ki bunda bir kasıt var. Ee, bir faydalılık gözetilmiş. Ondan sonra Birisi bunu bilerek yapmış ve de e, bunu yapma gücü de var. Yani bunu yapabilmiş. E, ne oldu? Bakın birdenbire burada resim değişiyor. Şu kolonlara bakacak olursanız yine aynı şekilde. Bu çok şeyi fark ediyor. <laughs> şey bile bakın. Diyelim ki e, birisi size itham etti ki ya, insanı öldürdünüz diye. E, eğer diyelim kazayla öldürdüyseniz o başka bir gruba giriyor. Kasten öldürdüyseniz o çok daha başka bir, bir gruba giriyor. Mesela trafik kazasına birini öldürdünüz, ya, kimse onda kasıt aramaz. Ama diyelim silahla öldürdünüz, o ne oluyor? Onda mesela yani nişan alarak onda kasıt var. Birinci cezası beş senesi, beş sene ise ötekinin cezası elli sene olur, müebbet olur hatta idam olur. Yani kasıt deyip geçmemek lazım. Hukukta mesela bu önemli. Yani çok şeyi fark ediyor. Bilerek yapmak yine tabii ayrı bir şey ve yapma gücü olmak ayrı bir şey. Bu her şeyde böyle. Mesela bakın şu gördüğünüz diyaliz makinesi, diyaliz makinesi. Herhalde herhalde hiç kimse kalkıp da ya şu diyaliz makinesi böyle yani kendi kendine oluşmuştur demez yani. Niye? Çünkü belli ki belli ki bunun arkasında bir kasıt var. Yani bunun yapılması e, ...kast edilmiş. Ve bunu kim yapmışsa... ...bunu yapacak ilme de sahip. E, mesela tamam ben yapmak istiyorum... ...desem tamam hadi yap deseler... ...bana bir sürü... E, şey verse ...parça verseler... ...ya dur yani... E, ...şaka yapıyordum falan derim ya... Yani. ...ben hani e, yapmayı herhalde... kastetmedim etmedim. Bilmek lazım. Bir de bunu yapabilmek lazım. Belli ki bakın şunun arkasında... ...şunun arkasında kasıt, bilgi ve güç sahibi birileri var. İnanmam sana bana göster böyle. Hani görmeden inanmam. Yani öyle derseniz millet size güler geçer yani. Niye? Böyle bir şey, böyle bir şey normal diyelim doğal olarak yani fizik kanun ve kuvvetleri etkisi oluşacak şeyler değil. Çünkü fizik kanunları ve kuvvetleri amaç bütmezler. Yani öyle bir şey yok. E şimdi şuna bakalım. Bu da nedir? Ee, onun karşıtı insan yapımı olmayan göbrek. E şimdi bunda bir kasıt var mı? Bir gaye var mı? Bir şey bir gaye gözetilmiş mi? Bir fayda gözetilmiş mi? Elbette. Yani kanı bu temizliyor. Ha şu gördüğünüz mesela teknoloji harikasından daha harika yani. Niye? Çünkü bakın minnacık. Daha böyle insanın içine sığan bir alet yapamadık. E, i̇leride hani yapabiliriz muhtemelen. Ama teknolojideki şeye bakın yani. Ne elektriğe bağlıyorsunuz ha, ne bir şey. Yani belli ki bunun arkasında bir kasıt var. Atomlardan yapılmış ama atomlar böyle rastgele bir araya gelip de herhalde gelin ya bir böbrek olalım demediler bunlar. Öyle bir atomlarda öyle bir özellik yok. Başka? Bilgi var. Teknoloji var. Yani onun arkasında bunu yapma ilmi var. Başka? O ilme göre bunu yapma gücü var. Yani bunun arkasında bakın ne var? İlim, irade e, ve de güç var. Aynen şu diyaliz makinesi gibi e, gayet açık. E, deseniz ya canım bekleyelim mi mesela şu diyaliz makinesi için? Şu alette böyle serpiştirelim edelim. Bekleyelim acelemiz yok canım hani 10 milyon sene de bekleriz. Sonuç nedir? Havanızı alırsınız. Ya bakın bir iğne bile, bir iğne bile, minnacık bir iğne bile bulunduğu zaman hiç kimse itiraz etmiyor. Bunun arkasında şu şuurlu, bilin, bilinçli, bilgi sahibi e, varlıklar var diye. Hali illa insan demek şart değil. Ama o özelliklere sahip varlıklar var. Öbür türlü o iğne olmaz. E, rastgele taş parçaları diyelim onlar olabiliyor doğal olarak. Ama iğne e, doğal olarak olmuyor. E, yani böyle doğa kanunları ondan sonra e, tesadüf doğa kuvvetleri falan onlar böyle savurur durur yani ee, hiçbir şey e, orada olmaz. Yani o yüzden şu üç kelime bakın çok önemli: İlim, irade ve e, kudret. Ee, şimdi sonunda biz e, şey yapıyoruz bakın çıkarımlar yapıyoruz ve bu e, çıkarımlar da çok farklı olur. Bizim bilim dediğimiz şey, bilim dediğimiz şey herkesin şu gözüyle gördüğü şeyler. E, yani gözüyle görerek veya deneyerek teyit edebileceği şeyler. Ve zaten biz ölçümler alıyoruz. Hani onlara biz data ya da veri diyoruz. Ve onu da mesela diyelim ki nokta olarak böyle veriyoruz ee, bir şeyle. İşte şu nokta, bu nokta vesaire. Ondan sonra o noktalara bakıyoruz. Belli böyle patenler görmeye çalışıyoruz. Ondan bir anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, yani böyle bilim ya insanları olarak. Ama herkes diyelim o noktalara bakıp farklı anlam çıkarabiliyor. Ee, niye? Ee, çünkü o kısım artık fen değil. O kısım felsefe, yani çıkarım. E peki hangi çıkarım en doğrusu? E bunda da şey gerekiyor, yani akıl, mantık, e, bilinen şeylerle, gözlemlerle uyumluluk gibi kriterler. Yani felsefenin alanına giriyor onlar. O yüzden felsefe öğrenmek yani bence çok çok önemli bir şey e, bir şekilde. E, o zaman a, ne oluyor? En mantıklı diyelim, çıkarımı ortaya koyan e, en yüksek rağbeti görecek. Ee, bazen e, esneklik alanımız çok geniş. Mesela şu resim bakın, her şey olabilir yani. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> pek bir şey bir şeye benzemiyor. E şuna bakın, e, en azından ayaklarını görüyorum. En azından bu bir kuş diyebiliyorum. Ne tür bir kuş mesela bilmiyorum. Şu noktaları böyle bağlayınca hani belli olur. Şu aa, yani muhtemelen köpek olduğu baya baya belli. Yani sonunda bakın böyle sınırlı gözlemlerden. Sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Gözlemler bilimdir, sendir. Herkes onu teyit eder. Çünkü şu gözle görüyoruz. Ama çıkarımlar farklı olabilir çünkü ona akıl gözüyle bakıyoruz. O çok farklı olabilir. Şunu da ifade edeyim yine yani girişim parçası olarak. Şimdi bilim konusunda. Bir kere bilim dediğimiz şey Fen, bilim, fen bilimi kastediyorum. Fen bilim dediğimiz şey gözlemlere dayalıyor, görünen şeylere dayanıyor. fizik alemine dayanıyor ve bunu bu e, olguların arkasındaki genel kurallar, kanunlar, prensipler. Onları ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ve de sebep sonuç ilişkileri buna bağlı olarak. Ne yapınca ne oluyor Aa, bir şekilde. Yani bu ee, ya başka başka bir şey yok yani yani fen bilimin inançla falan alakası yok. Materyalizmle alakası yok. Ee, İslamla veya Allah'a inanmakla alakası yok. O sadece mesela bir gözlemlerle uyumlu e, onun arkasındaki kurallar, prensipler, kanunlar, sebep-sonuç ilişkileri. E, geri e, ama bu bilim insanları bir sürü konuşuyorlar böyle. Ya ağzı olan konuşur yani. İşte mesela şu kitaplara bakın. Mesela bunu yazanlar fen bilimciler. Bu mesela Paul Davis'in bazı kitapları. Bakın hani e, kesin fizikçi yani. E, Allah'tan da bahsediyor, hayattan da bahsediyor. İşte Goldilocks Principle hani ondan da bahsediyor. Yani bütün kainat sanki bütün fizik kanunları, kuralları, sabitleri öyle ayarlanmış ki sonunda böyle şey olursun. Bizim gibi bilinç sahibi, akıllı, hayat sahibi varlıklar olursun. Bu kanunlardan, kurallardan, sabitlerden biri biraz farklı olsaydı, Muhtemelen hayatda bir şey olmayacaktı, şuurlu e, hayat hiç olmayacaktı. E, yani bu bunlar tamamen çıkar. O yüzden bilim başka, bilim insanlarının konuşmaları, görüşleri tamamen başka. Ama çoğu zaman tabii bunlar şey oluyor, e, karıştırılıyor. E, her şey bir perspektife oturtacak olursak, fen dediğimiz şey veya bilim dediğimiz şey. Görünen fizik alemindeki gözlemler ve e, deneylere dayanıyor ve bunda e, ihtilaf olmaz. Yani bu yeterince böyle netse görülen şeyler, e, fen bilimlerinde bütün dünya mutabıktır. E, niye? Çünkü gözümüze bakıyoruz, deney ölçümlere bakıyoruz, verilere bakıyoruz. Başkaları zaten aynı şeyi görebiliyor, aynı deneyi yapabiliyor. E, sonra da diyelim bir hata yoksa herkes ondan mutabık kalacak. O yüzden fen bilim zaten evrenseldir. Başka diğer alan felsefe. Felsefe fikir yürütüyorsunuz. Yani böyle gözünüze değil aklınıza güveniyorsunuz. Gözlemlenen şeylerle en uyumlu diyelim model nedir? Ve modelin o model diyelim arkasındaki mesela görünmeyen mekanizmalar onlar da nedir? bunda göz görmediği için tamamen böyle tartışmaya, görüşlere dayandığı için bunda fikir ayrılığı olur. Bu gayet doğaldır. Peki inanç nedir? İnançla bir sürü görüşler, izahlar ortaya atıldı. İnanç da sizin tercihinizdir. Yani en mantıklı bulduğunuz ve benimsediğiniz o izaha, ona da biz inanç diyoruz. Farklı da olabilir. Yani herkesin görüşleri, herkesin diyelim zihin mekanizması aynı şekilde şey yapmıyor. E, işlemiyor. Yani e, şeye baktığımız zaman dış alemde fen, felsefe, inanç bunlar ayrı ayrı. Alanları çok ayrı. Ama insan zihninde bütün bunlar birleşiktir. E, yani her insanda böyle fen bilimi, felsefesi, inancı hepsi böyle birdir. O yüzden kimiler diyor ki yani işte bunlar hani ayrılmazla bir şekilde e, bir fen bilimci diyelim İlla böyle inancı karıştırmak lazım. Yok hayır. Sen fen bilimci şapkasını giydiğin zaman fen bilimi diliyle konuşursun. Ki manayi ismi dilidir. Sebep-sonuç ilişkileri genel kurallar, kanunlar, prensipler o kadar. Ama bu dev demek değildir ki yani senin bir felsefen yok, bir dünya görüşün yok, bir inancın yok ya bir şeyin yok. O, o diyelim onlar zihinde. Ondan sonra bütün bunlar diyelim farklı kişilerde farklı şekilde tezahür eder. Yani bu giriş şimdi bir fizik alemine de girelim şimdi. Çünkü madde, enerji hepimizin bildiği bir şey. Onu bir yerli yerine koyalım. Herhalde biraz kimya dersi gören bu tabloyu hatırlıyordur. Periyodik tablo. İşte malum elementler. Bunda özelliğine proton sayısına göre hidrojenin bir protonu var. Ondan sonra helyumun iki tane. İşte lütyum üç tane. E, karbona altı tane e, vesaire. Belli bir kurala göre bunlar e, şey olmuş. Ve bizim e, bildiğimiz her şey de bunlardan yapılıyor. Yani madde olarak bildiğimiz şu kalem dahil, ondan sonra bizim bedenimiz dahil, hepsi şu atomlardan e, yapılmış durumda. Yani bunlar böyle bir, bir araya geliyor. Peki atomlar nelerden yapıldı? Esas olarak proton, elektron, nötron. Üç şeyden. Peki onlar neden yapıldı? Onlar da şu gördüğünüz adını okumayacağım. 17 tane temel parçacık. Ee, yani fizik aleminde, fizik aleminde, fizik aleminin cesedi şu gördüğünüz 17 temel parçacıktan oluşuyor. Ve bunların da parçacıkları yok. En azından şu anda bilmiyoruz. Daha da bunların var mı? Şu anda bilmiyoruz. Olabilir de. Yani zamanda bu resim daha da netleşebilir. Ee, ve bunun her biri bir kuantum alanına karşılık geliyor. Yani kuantum alan teorisi buradan çıkıyor zaten. E, ve kuantum e, alanlarında da bunlar var oluyor, e, yok oluyor vesaire. Hadi bunlar biraz çok düşük seviye parçacık. Biz genelde atom seviyesinde e, kalalım. İşte atomlar, e, moleküller vesaire. E, bu şeyler, protonlar, nötronlar, onlar şeyden yapılıyor. kuvarklardan falan onu geçelim. İşte proton atomu ve nötron atomun çekirdeğinde şu gördüğünüz. Ondan sonra da eklerseniz zaten sorun bu. Elektronlar gidebilir de gelebilir de. Şu gördüğünüz atom oluyor. Atomlardan molekül, moleküllerden işte bir sürü cisimler, organizmalar vesaire. Özünde bakın bunlar da enerjidir. Yani elektron olsun, proton olsun diğer şey. Sonda buna enerji paketi. Kimisinin kütle özelliği var, elektron gibi, proton gibi, kimisinin yok şu foton gibi mesela şu anda ışık geliyor ışığın mesela kütlesi yok ee, o da enerji yani sonunda bunlar temel şey bizim yapı taşlarımız fizik alemindeki yapı taşları ama şunu da unutmayın hepsinin özü bunların enerjidir enerji de bir titreşimdir yani sonunda şu fizik alemi aslında yani Bediüzzaman tabiriyle yedi kudretin ihtizazından ibarettir yani böyle dalgalar Ondan sonra dalgalar diyelim, işte kesafet peydah ediyor, başka şeyler oluyor. Ee, birleşiyor, başka şekillere giriyor. Şu gördüğümüz şekiller oluşuyor. Ee, ve e, özellikler, özellikler bakın, bunun parçası değil. Ee, mesela diyelim ki hidrojen. Bir protonu var değil mi? Hidrojen özellikleri belli. Ee, fizik kitabına bakın, onu e, orada listeler. İki hidrojen bir araya e, birleşin bir araya gelip birleşince güneşte olduğu gibi helyum oluşuyor. O mesela bakın bambaşka özellikleri var. Helyum. Eğer altı tane şey olursa e, proton, hidrojen var bir proton. Altı protonu bir araya getirin şöyle bağlayın. E, şeyde, çekirdeğinde atomun. Normalde altı tane hidrojen olması lazım değil mi? Yo, karbon oluyor. E, ondan sonra e, 26'sını bağlayın böyle. 26 protonu demir oluyor. 79'unu bağlayın. Burada gördüğünüz gibi altın oluyor. Yani bu ne demektir? Ya aslında e, kömürden altın yapılır mı? diye ben şimdi sorsam ya ne alakası var diyeceksiniz değil mi? Yani kömürden altın mı olurmuş? Biri kapkara ötekisi böyle hani a, sapsarı böyle. E, aslında pekala olur yani. Niye olur? Çünkü altındaki protonlarla ki bakın özelliği veren protondur. Elektronlar gelir geçer. Nötronlarda e, nötronlar da yani ağırlık e, ilave eder. E, şeydeki karbondaki proton şu gördüğünüz şeyler aynı şey. Yani tüm protonlar aynıdır. Ve yeni yapılanlar da dahil e, bir şekilde sanki manevi kalıplar var böyle. Tüm elektronlar aynıdır. Böyle mesela kütlesine bakın işte bir nokta bilmem şu, şu 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 gram. Hani e, yükleri şunları bunları vesaire. Enerjiye dönüşün, dönüşünce mesela o yok olur. Sonradan tekrar oluşur vesaire. Ee, yani bu şuna benziyor. Pirinç şeyini alalım tamam mı? Pirinci biliyoruz. Altı tane pirinci böyle sıkı sıkı bağlıyorsun. Ne olur orada? Ya altılık bir pirinç bağı olur yani başka bir şey olmaz. Onun özelliği nedir? Hala pirinç. Altısını bağlamışsın. Ya size bu mesela nohut olsa ne olur böyle herhalde? Gözünü böyle fal taşı gibi açarlar yani. Altı tane pirinci bağlıyorsunuz, nohut oluyor. Allah Allah. Nereden geldi bu nohut içinde? Çözüyorsunuz, altı tane pirinç oluyor. Bu da aynı şekilde. Yani bunlar nükleer reaksiyonlar böyle. Bu da şunu gösteriyor. Maddenin özellikleri maddeden gelmiyor. Bütün özellikler bakın madde dışıdır. Ve buna hiçbir fizikçinin de, kimyacın da itirazı yok zaten. ya. Yani buna bilinen şeyler. Kimyasal bazda da bu böyledir. Ee, mesela diyelim güneşte şu anda Hidrojen iki tanesi sürekli şekilde helyuma dönüşüyor. Helyumun özellikleri hidrojenden böyle neredeyse alakası yok. O kadar farklı. Ee, veya da hidrojenle oksijen, hani malumunuz, kimyasal olarak birleşince ne oluyor? Su oluşuyor. Suyun özellikleriyle hidrojenin oksijen özellikleri alakası yok. Sonunda enerjinin korunumu sağlanıyor. E, miktar olarak. Ama özellik olarak alakası yok. E, bunların. E, peki biz bunu öngörebilir miyiz? Hayır. Yani bir şekilde, bir şekilde bu özellikler, özellikler bunlara dışarıdan veriliyor. Orada tezahür ediyor, içeriden gelmiyor. Buna zaten emergence deniyor. Felsefe de zaten çok geniş bir alan. Ee, fizikçilerde de öyle zaten. Yani şu anda bilimin zaten temel parçalarından birisi eskiden böyle şeyler yoktu. Eskiden böyle her şey maddeye dayandırılıyordu. O yüzden eskinin katı materyalizmi şu anda bayağı yumuşadı ve epey de delindi zaten. Yani şu anda öyle eskisi gibi katı materyalist de çok da fazla kalmadı. Çünkü her şey madde ve madde dışı karışımı. Ve bu maddeye indirgenemiyor. Yani bu tamamen madde dışı bir şey. Mesela bakın şu değişik bir evren kitabı. Robert Lockley'in bu fizikte Nobel ödülü sahibi parçacık fizikçisi. Yani onun da dediği aynı şey. Kitabın özü zaten bu emergence. Yani bir şekilde dedim özelliklerin tezahür etmesi. Yani belli bir yapı oluşunca dışarıdan böyle o tezahür ediyor. Ve ona nüfuz ediyor. Sanki bir ruh gibi böyle ona işliyor. Yani kitap bununla alakalı. Bu zaten genel kabul gören bir şey. E şimdi hadi maddeyi biraz anladık. Zaten yeni bir şey yok. E Başka ne var? Kuvvetler var. En en yaygın kuvvet de yer çekimi kuvveti bizim bildiğimiz. Hani böyle bir şey bırakıyorsunuz diyelim, hani yere düşüyor. Ee, ondan sonra bir şekilde diyelim hani attığınız zaman yükseliyor ama sonra yine yere iniyor. Bir şeyin uçması için bayağı bir kaldırma kuvveti gerekiyor vesaire. Dört tane kuvvet var. İşte güçlü, zayıf, ondan sonra elektromanyetik ve de yer çekimi. Fizikte mesela e, bu bu şekilde. E, o zaman ne oldu bakın? Özellikler var, ondan sonra kuvvetler var ve de atomlar, moleküller var yani madde var. Fizik alemi aslında e, bunlardan, bunlardan oluşuyor. Şimdi e, bir de ne var? Bu bir, bunun üzerine bir de kanunlar var. Yani e, mesela yer kuvveti, e, o mesela yer çekimi kanununun e, bir şekilde bilinmesinin bir yolu. E, bir sürü kanunlar var. Elektrikte olsun, kimyada olsun, makinede olsun, termodinamik bir sürü kanunlar. Kanun nedir? Böyle bir düzeni gösteriyor kanunlar. Yani belli şeyler belli şekillerde oluyor, belli kurallara uyuyor. Ee, yani bu bir şekilde işleme prensipleri. Ve kanun nereden gelir? Bir iradeden gelir. Kanunlar bakın, fizik kanunları maddeden gelmiyor. Ee, zaten o Robert Luckman'ın aynı şeyi söylüyor zaten. Hani fizik kanunları böyle fizikten gelmiyor. Bir şekilde dışarıdan geliyor. Kanun iradeyi yansıtır ve de bu maddeye hükmediyor. Mesela şu yer çekim mesela şuna ne yapıyor? A hükmediyor. Bu elektron olsaydı diyelim ve burada başka bir elektron olsaydı bu mesela ittirirdi bir şekilde. Ee, ve kanunlar seçici değil. Kanunlar bilinçleri yok, amaçları, bilgileri, güçleri hiç yok. Sadece itme ve çekme etkileri bu kadar. Yani belli formüllere göre itme ve çekme etkisi uyguluyor ee, bu kanunların hani bir göstergesi olarak ee, başka bir şey başka bir şey değil. Ee, o zaman ne oluyor kanunlar ve kuvvetler beraberce şu fizik alemini alemine sanki hükmediyor. Onun diye ruhu gibi. Öbür türlü böyle sadece bir toz bulutu olurdu. Yani bir etki bir şey olmazdı. Belli kurallara göre bir şeyler olmazdı. O yüzden mesela Montapart diyor ki işte doğa kanunları dünyanın görünmeyen hükümetidir diyor. Doğa kanunları. Yani bir de veya da fizik kanunları. E, bence hükümeti ke kelimesi çok doğru değil. Anayasa demesi daha doğru. Yani her şey kanunlara göre oluyor. Her şey kanunlara göre. Fizik aleminin e, anayasası. Einstein diyor ki Evrenin kanunlarında bir ruh tezahür eder. Yani sanki bir ruh böyle kanun ve kuvvetler beraber o cesedi böyle yönlendiriyor, hareket ettiriyor, bir şeyler yaptırıyor. Aynen bizde gibi. Demin şu anda bakın hani ağzım çalışıyor, elim hareketli, hani zihnim vesaire. Ee, niye? Şu bedenin ötesinde bir şey var. Ama ben şu anda diyelim ruh gidecek olsa, ben ölecek olsam ben böyle bir külçe gibi böyle dururum yani. Ee, ne konuşurum, ne elim kıpırdar, ne Gülerin ne size hiçbir şey olmaz. Bir fizik külçesi parçası. Ha biri ittirirse giderim. Islatırsa su dökerse ıslandırım. Ha, o kadar. Kalkıp da böyle bir şey yapamam. Ee, yani evrensel kanun ve kuvvetler bu etkiyi yapıyor. Ve bunlarda bakın hiçbir şekilde irade yok, seçici değiller, bilinç yok, bilgi yok, amaç yok, faydalık gözetmezler, estetik ve sanat anlayışı nedir? Hiç bilmezler. Yani fizik alemi böyle bir şey. Yani toparlayacak olursak, şu bakın aa, özeti. Aa, özeti, Fizik alemi. Bir kere fizik alemi, şunu da unutmayalım. Fen bilimlerinin çalışma alanı. Yani bizim bilim dediğimiz şey bunun da sınırlı. Şu gözle görülebilen, en azından ölçülebilen herkesin mutabık kalabileceği e, olgular. Onlar arkasındaki prensipler, e, ondan sonra diyelim onların bir şekilde kullanımı. Yani üç e, ayağı var. Birincisi madde enerji. Yani fizik aleminde pasif bir beden var. O kadar. Mesela şu deftere bakın tamam mı? Ben bu şunu bıraktığım zaman bu böyle durur yani. E, bu madde enerjiden yapılı, Madde enerji bir şekli zaten böyle durur bir işte bir şey etki gelirse hareket eder yoksa bu kıyamet kıyamete kadar böyle durur. Ee, başka karakter özellik. Bu bakın tezahür ediyor yani emergent. Ee, elementlerin başka moleküllerin başka hattı tat bile bakın emergent şey. Mesela diyelim ki e, işte sodyum klorür ne oluyor tuz. Tuz ne oluyor tuzludur diyoruz değil mi? O özelliği var. Ya aslında özellik tuzla falan yok yani biz onu o şekilde algılıyoruz. Tuzlu olarak. Yani tat mesela fiziki bir şey değil. O zihinde böyle hiç yoktan var edilen var edilen bir his, bir duygu. Onunla diyelim dildeki bazı şeyleri etkileşince üretilen erotik akımı o bir girdi oluyor. Tat da diyelim onun üzerine inşa ediliyor. Diğer ayağı ne? Fizik kanun ve kuvvetleri bu da aktif ajan oluyor. Yani faal olan şey. E çünkü bakın etkiler var, kuvvetler var, çekme, itme belli kurallara göre. E ona göre diyelim yani madde, enerji, o fiziki şeyler hareket ediyor, a, etmiyor a, vesaire. Şu gördüğünüz bakın şeydir. Yani bizim fizik alemi dediğimiz şey bu. E şimdi materyalist ya da daha doğru tabirle fizikalist dünya görüşü nedir? Varlık denen şey şu gördüğünüz şeydir. Bunun dışında varlık diye bir şey yoktur. Yani madde, enerji. Ondan sonra bunun özellikleri yok ki zaten içinde bakın şey var. çelişki var. Çünkü özellikler zaten madde değil. Yani onlar maddeye sonradan geliyor. Ondan sonra fizik kanun ve kuvvetleri. E fizik kanunları zaten madde değil. Yani böyle kalkıp elektrondan, protondan yapmış değiller onlar ya. Yani. E, yani bakın fiziğin bile büyük kısmı zaten fizik dışı. Yani madde değil. Öyle olunca böyle materyalist tanımı zaten bayağı bir uçuk kalıyor. Ee, yani ben sadece maddeye, e, maddenin varlığını anlarım. Yöteki varlıklar varlık bile denmez falan değil. Hatta tökir varlıklar daha sağlam. Çünkü burada bakın e, direksiyonda kim oturuyor fizik aleminde? Fizik kanunları ve kuvvetleri oturuyor. Yani sürücü onlar. Aktif ajan o. Madde dediğimiz şey pasiftir. Yani münfaildir. Yani etkilenir. Bu gelen kuvvetlerden etkilenir. Karakter de zaten belli şekle gelince oluyor. Bu da dağılınca diyelim gidiyor. Yani o maddeye böyle bağlı ama pasif bir özellik. Burada esas olan fizik, kanun ve kuvvetleri. Yani bu bakış açısıyla bakılınca... materyalizm zaten görüş olarak yani bayağı bir izaha ihtiyacı var. Yani savunması çok da kolay değil. Yani kaldı ki kaldı ki şimdi biz varlığa baktığımız zaman bu bir yayından işte mesela ışıktır, televizyondur, atomlardır, ağaçlar, arabalar, beynimiz vesaire. Hadi bunlar hepsi fizik. Yani sonunda atomlara, moleküllere bunda gidebiliyorsun. Ama diğer şeylere bak. Şimdi kalkıp da mesela diyelim matematik diye bir şey yok mu yani? Herhalde inkar etmeyeceğiz. E bu elektronla, protondan mı oluşmuş matematik? Yok. Tamamen zihni bir şey. E, fizik kanunları herhalde inkar etmeyeceğiz. E, başka? Duygular diyelim. E, güzellik, e, anlam, hele hayat. Hayat böyle atom molekülden yapılmış bir şey değil. Öyle olsa, oho biz bayağı hayat yapardık yani. Yok öyle bir şey. E şimdi gördüğümüz rüyaları inkar mı edelim? Rüya yok mu diyelim yani? E, herhalde o fiziki bir şey değil. E, bilinç diyelim. Ondan sonra hatta şey, uzay zaman. Onlar da fiziki değil. Yani fiziğin böyle temel kavramlarından. Yani böyle bir ortamda kalkıp da yani sadece e, madde var. Şu elle tuttuğumuz, gördüğümüz, ölçtüğümüz, geri kalan şeyler, varlık bile denmez. Hani demek böyle. E, herhalde bayağı şey yani. Ne tür bir zihin gerektiriyor bilmiyorum. Hani onu böyle a, a diyebilmek. Ondan sonra bilim olarak da diyelim. Sadece fen bilimlerinde bilim demek. Ötekileri böyle onlar yani bilim bile değil onlar. Hani gerçek bilgi değil demek. O da bence bayağı küslüklük. E, çünkü mesela bakın şu e, bilim ağacı, e, tamam mı? E, burada mesela fen dilimi sadece şu kısım yani. Geri kalan başka şeyler. E şimdi hukuk bilimi yok mu? E, felsefe bilimi yok mu? E, diller diyelim, gramer vesaire yok mu? Bunlar bilim değil mi? Bunlar öğrenmeye değmez mi? Ondan sonra e, bir şekilde mesela e, sanatları e, vesaire. Yani diğer şeyler. Yani bunlar diyelim sanki böyle öğrenmeye değmez mi böyle? E, aslında her şey böyle fen bilim. Maddeyle enerjiyle alakalı. Yani yok öyle bir dünya ya. Hatta diğer dilimler çok da önemli. E, çünkü felsefeyle mesela diyelim bütün bu fizik bilimlerine anlam katıyorsun. Yoksa kupkuru ilişkiler haline geliyor. Yani zaten mesela bakın bu Harvard Üniversitesi 14 tane eee fakültesi var. Ki dünyanın genelde ilk birkaçına gelen üniversitenin birisi. İçinde ne var? İçinde hani fen bilimleri var mı? Var. Ama onunla beraber işletme de var. Güzel sanatlar da var. Hukuk da var. ilahiyat da var. Mühendislik de var. Yani sadece kalkıp da yani üniversitede sadece fen olur yani bilim olur. Diğer şeyler <laughs> çok da gerçekçi bir şey değil. Bence onlar biraz daha realiteden kopyalar o şekilde. O zaman doğru yaklaşım nedir? Ya fen bilimleri bilim ağacının bir parçasıdır. Önemli bir parçası. E, ama bu ötekileri de böyle inkar etmeyi veya tepeden bakmayı gerektirmez. Hepsi onların e, ilimdir. Hepsinin metodolojisi vardır. Hepsi sistematik olarak diyelim çalışır. Mühim olan budur. Bir şey sistematik olarak çalışabiliyorsan bir sistemi varsa o bir bilim dalıdır. Gayet de saygın bir bilim dalıdır e, tüm dünyada. Fen bilimleri özelinde Çalışma alanı bu fizik alemi. Yani gördüğümüz, dokunduğumuz, üzerinde yürüdüğümüz, yandan sonra nefes aldığımız böyle havasıyla, suyuyla, her şeyle fizik alemi. Fen bilimleri bunlarla uğraşıyor. Peki bunun dayanağı nedir? Dayanağı evrendeki düzenliliktir. Yani evrende bir düzen var. Düzen olmasaydı fen bilimi diye bir şey olmazdı. Niye? mesela ben şu anda kalyon bıraktım düştü bir daha bırakıyorum bu sefer o tepeye çıktı bir daha bıraktım sağa gitti o zaman burada bir yerçekim kanunu falan bahsedemezsin yani burada yani hiçbir şey birbirini tutmuyor o zaman tam bir kaos ortamı var demektir düzen olması lazım yani yerçekimi ne oluyor bakın ben bunun ne zaman nereye ne şekilde düş şeyini bilirim niye yerçekimi kanunu bunun kuralları var adına da mesela biz yer çekimi kanunu koymuşuz kuvvetin de mesela gücünü falan e, biliyoruz. Çalışma alanı bu görünen evrendir. Çalışma metodolojisi dikkatli gözlem ve deneyler. Geçerlilik alanı tüm evren, hepsi fizik fiziksel yani evrensel bir şey. İnsanın ortak malı. Temel çıktısı da yaratılış kanunları yani evrenin anayasası. Kurallar, kaydeler o kadar yani. Ondur onlara uyuyoruz ki zararlardan korunalım. E, teknoloji onları kullanıyoruz ki çok etkin böyle aletler, e, yeni icatlar yapalım. Çıktısı genel kanun ve prensipler. Ve bilim zaten keşfedilir, edilir. Teknoloji icat edilir. İşte mesela fizikte yerçekim kanunu, ekonomide arz, talep kanunu, elektrikte om kanunu vesaire Her türlü sorgulanmaya, test edilmeye, yanlışma, yanlışlanmaya açık. Yani son derece objektif, e, güvenilir. Hangi sorulara cevap arıyor, ne, nasıl esas olarak bunlar yani. Yani anlamaya çalışıyoruz. E, kim sorusu o felsefenin konusu. Yani arkada bunu kim yapıyor? Fizik konusu değil o. Ee, ondan sonra ortaya koymak istediği şeyle sebep sonuç ilişkileri. Yani ne yaparsam ne olur Aa, bir şekilde. Zaten bu sonunda derslerde okuduğumuz şeyler. Yani e, fen bilimleri denen şey. Türkçe biz kısaca bilim diyoruz. Evrenin kurallar kitabı. Sebep sonuç ilişkileri al. Bu yasalar, prensipler e, vesaire. E peki bunu dinle nasıl bağdaştıracağız? Yani inananlar için inançla bir tezat mı oluşturuyor? E biz bunlara her şeyi Allah yapıyor demek istiyoruz. E bir şey mi yani şimdi böyle? Kanunlar, kurallar mı yapıyor? Yok. Aslında mesela Bediüzzaman dediği gibi. bütün bu fizik kanunları dini istilakta adı adetullah'tır. Yani Allah'ın adetleri. Başka? Sünnetullah'tır. Allah yani bunları böyle yapıyor. Buna göre yapıyor veya yaratılış kanunları veya da genel kaideler. Yani mesela Bediüzzaman tarifi fen ise kavaydi külliyeden ibarettir. Yani fen denen şey genel kurallardan ibarettir. Ki zaten bu fen biliminin tanımıdır. Genel kurallar. Ee, o kadar. Ki mesela bu yine nereden geliyor? Dıştan bir iradeden geliyor. Yani iradeyi, ilahiye. Allah diyelim bütün bakın bunları Yaradılışta kullanılıyor. Gönye olarak kullanıyor. Yaratılışı buna göre yapıyor. Biz de bilim insanları olarak Allah'ın ortaya koyduğu, her şeyi ona göre yaptığı ama gözle görülmeyen, akılla böyle keşfedilen, hissedilen, sezilen şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani bilimsel araştırma denen şey bu. O yüzden bilimsel araştırma aslında dini bir etkinlik olarak da Allah'a algılanabilir yani. Öyle bakmak istiyorsan öyle bakarsın. Yani sonunda bir şey, bir şeye fark etmiyor. Aynı zamanda mesela ibadet olur. Yani şimdi din, ondan sonra bilim değil. Yani burada çelişen hiçbir şey yok. Yani din ve bilim, tamam mı? Hiçbir şekilde bir çelişki söz konusu değil. Fen bilime diyelim ki bu kanunlar e, onları keşfediyor, ediyor. Bütün kurallar ortaya konuyor ve her şey mesela buna göre oluyor. İşte mesela dünyanın yani e, güneş etrafında dönmesi, yerçekiminin etkisi elektromanyetik dalgaların diyelim hani seyahatı şunlar bunlar vesaire bir şekilde. Fizik mesela bunları ortaya koyuyor. Kanunları keşfediyor. Bu kanunları bilim koymuyor. Kanunları bilim var olan şeyleri farkına varıyor, keşfediyor, formüle ediyor. Ondan sonra ha peki bu kanunları kim koydu? Bilimin buna cevabı ne? bilim bu konuda agnostik olmak zorunda. Bilimin konusu değil o. Bilim sadece şu gözle baktığı için tamam mı? Kanunu koyan da diyelim şu gözle görülmediği için o fen biliminin konusu değil. Ee, o diyelim hani bir şekilde resim tamamlamak istiyorsan o şekilde bakarsın veya da umursamazsın. Benim umurumda değil. Veya da kendi kendine olmuş bana ne dersin? O ayrı mesele ama fen bilimin bakın sınırı burada bitiyor yani kanunları, prensipleri, kuralları e, ortaya koymak, formüle etmek. E, ondan sonra buna uygun olarak değil mesela e, insanlığa faydalı bir şeyler yapmak. Ki biz de mühendis olarak onları yapıyoruz zaten. Yani teknolojik gelişmeler neye dayan dayanıyor? Bilimsel keşiflere dayanıyor. Onları kullanıyoruz ondan sonra. Olanları da iyileştiriyoruz bir şekilde. Yani özünde din ve bilim birbirini tamamlıyor. Eğer o şekilde bakmak isterseniz tezat Kesinlikle söz konusu değil. Ha ben ilah kısmını kale almak istemiyorum. Keyfim bilir. İster al ister alma yani. Ee, ama bir şekilde diyelim hani ileride göreceksiniz alınması akla mantığa çok daha uygun. Yani onu e, inkardan ziyade. E şimdi e, bilim dünyası tabii felsefeyle de uğraşıyor. E, şimdi e, 19. yüzyıllar bütün bunlar böyle gelişince yani biraz da buhar makinesinden başlayıp ondan sonra diyelim bu güçlü şeylerin yapılması, prensiplerin ortaya konması, işte Newton'dan başlayarak hani kanunların, kuralların ortaya konması, her şeyin kanunlara göre gittiğinin görülmesi bu insanlara hangi fikri veriyor? Ha ya demek ki her şey kanunlara göre oluyor. E, demek ki yani bir şekilde başka bir şeye gerek yok. Kanun ne derse o oluyor. Kanun dışında bir şey olmuyor. E, o zaman o zaman diyorlar ki Tabi o zaman din hissi bir hala var. O zaman biz niye yani şimdi Allah'tan bahsedelim? Diyelim ki hani Allah şey yaptı. Kainatı adı yoktan var etti. Ondan sonra kanunları koydu. Ondan sonra başta düğmesine baştı. Aynen bu saat gibi. Yani kainat bir mekanik bir saat gibi. Bu mekanik modellemesi. E, buna da ne dendi? Deizm. Deizm aslında teizm demek. Yani aslında ateizmin karşıdır. Yani aslında Allah'a inanmak demektir. Deizm. Yani inkar falan değil. E, ama onu pasifize etmek. Yani ha, Allah var da e, şu anda yani emekli ayrıldı <laughs> gibi süre şöyle bir. Niye kanunları koydu, kuralları koydu, başlattı ondan sonra artık saat gibi her şey gidiyor. Yani artık başka bir şey yani Allah şunu yapıyor, bunu yapıyor demeye falan e, gerek yok gibisine. Ya yani şimdi dünya şu kadar basit olsaydı tek bir hareket gibi şöyle tamam mı? Eh yani ee, bu görüşe hani biraz hakikaten hak verilirdi. Ama her şey o kadar komplike ki yani bir saniye bile şu duracak olsa e, her şey her şey e, alt üst olur. Ve kuralların zaten kanunların yaptırım gücü yok. Bakın kural kanunlar kanunlar bizim zihnimizde onlar böyle sanki güçlü bir şey gibi de onların e, fizik kanunlarının hiçbir yaptırım gücü yok aslında. Onda ilintili kuvvetler de zaten itme, çekme hani e, etkileri. E, mesela trafik e, kanunları. İşte kırmızı da dur, yeşilde de geç a, vesaire. E, değil mi? Yani şimdi ne oldu? E, e, kırmızı ışık durduruyor. Aslında kırmızı dur kanunu var. O bizi durduruyor. Aslında o kanun hiçbir halt etmiyor. Kanun seni durduramaz. Sen geçecek olsan yine geçersin. Yani dur işareti var. Beni durduruyor. Yok canım. Öyle bir kural var mı? Var. Ama o seni durduramaz. Öyle bir güç yok kurallarda. Biz yine duruyoruz diye çünkü muhtemelen o kuvvet ayağı var polisler bizi görürse veya video çekerse ifademizi alırlar diye cezayı keserler diye biz tabii onlara uyuyoruz. Ama kanunlar böyle gören, bilen, yapabilen şeyler değildir. Yani öyle bir şeyler yok. Sadece onlar genel kurallar manzumesi. Şimdi işin diğer boyutu, diğer boyutu biz şunu görüyoruz. Kainattaki her şey, her şey arkasında ilim var, irade var, kudret var ve sanat var. Her şeyde. E, ama bu kanunlarda, hadi onu biz ajan diye, e, fail diye görelim, fizik kanun ve kuvvetlerini. Arkasında bakın bir amaç yok, ilim yok, irade yok, güç yok. Yani onlar hiçbir şey yapamazlar kainatta her şey hızla değişiyor. Yani duran bir kainat değil. Duran kainat olsa mesela her şey, her şey duruyor böyle sabit. O zaman hiçbir şeye gerek yok yani. Zaten duracak öyle. Dün de duruyordu. Belki yarın da duracak. Ama her şey acayip şekilde sürekli şekilde değişiyor ve yenileniyor. Ve bunun arkasında muazzam bir ilim var, irade var, güç var. Ve de sanat boyutu da var. Ee, sürekli bir var oluş, yok oluş. Ondan sonra her şeyde bir amaç faydalılık gözetiliyor. yaratılışta abes hiçbir şey yok. İsraf yok. Bunu gözle görüyoruz. Yerli yerindelik ve hikmetlilik esas. Ve her şey bir sanat harikası. Doğa kanunlarında ise bakın. Ne amaç var, ne ilim, ne irade, ne güç, ne sanat anlayışı, ne faydalılık, hiçbir şey. Yani o yüzden mesela bunu kanunlar yapıyor demek bir şekilde yani çok da akıl karı a değil. Yani gözlemlerle çok da fazla uyuşmuyor. Bakın şu gördüğünüz a, yaprak. Şu gördüğünüz yaprak. Minnacık böyle örülüyor değil mi? Hani gözünüzün önünde örülüyor. Aslında o aslında o bir kimya fabrikası yani. A, niye? Güneş enerjisini alıyor ve onu kimya enerjisine çeviriyor. Ve bizim bile bakın enerji kaynağımız güneş. Ama biz direkt güneşten öyle almıyoruz onu. Bu yapraklar aracılığıyla işte şu gördüğünüz şeker vesaire bir şekilde. Veya şu yumurtadan çıkan civciv'e bakın. Ya şu civciv, ister bir teknoloji harikası değil, ister bir sanat harikası değil yani. Bakın içinde ne vardı onun bir şey var. Yumurtanın beyazı sarısı. Yani iki dakikada pişen bir şey. Şu anda bize deseler ki, bize deseler ki, dünyadaki bütün ilim insanları bir araya gelsinler. Şu bize aynen o versinler ya, yumurtanın sarısını beyazını. Ondan sonra zaten genleri de var içinde. Onu da açalım, onları da okuyalım. Hani bir şekilde. Ve o malzemeyi şu civcive çevirsinler. Hele deseler ki yumurtanın kabuğunu bunu kırmadan yapacaksınız. Zaten başlamayız bile. Tamam tamam hadi kırın diyecekler. Ak beyaz elimizde. Şu civcive çevirmek. Ya öyle bir ilim yok bizde yani. Hani ileride olur mu? Hani Allah bilir olabilir. Ama şu anda bakın öyle bir şey yok. Şu çivcivde kilometrelerce sinirinden, damarından, şu yundan, bu yundan, yani dünyanın şeyinden her hücresinde de bütün genomu ki ciltlerle kitap alır. E, tamam, bütün bunlar diyelim böyle. E, ve de bu hayatı, hareketi, şunları, bunları a, vesaire. Fizik kanunlarında ve kuvvetlerinde böyle bir şey yok. Aynen bizde de olmadığı gibi. Bize bakın biraz ilim var, biraz irade var, biraz güç var. Ama bu böyle bizi uf, aşıyor yani bunlar. O zaman yani fizik e, da ve kuvvetleri bunları yapıyor demek e, hakikaten bir dayanağı yok bunun. E yani akla da zıt, bizim gözlemler de zıt. E niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü yapan eli görmüyoruz. Yapan eli oluveri gözümüzün önünde yani. Ya Allah'ın yumurtası yani. Bekliyoruz 21 gün neyse. Ondan sonra tık 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 içinden cip cip çıkıyor. O kadar kolay çıkıyor ki. E biz biz veriyor ya Anne var bunda diyor. Dün de oluyordu, bugün de oluyor, yarın da olacak. Oluyor işte. <laughs> bir şey yok yani. E şimdi ama bunun bir henge vurunca fizik kanun kuvvetlerine falan işte gördüğünüz baştan gösterdiğim gibi taş olur, toprak olur, darmadağın şeyler olur. Yani bir iğne dahi olmaz bak. Fizik kanun ve kuvvetleri bir iğne dahi yapamazlar. Arkeoloji bilimi bunun şahididir. Bir iğne bulursanız, tamam mı? Bu doğal bir şey değildir. Bu insan yapısı, en azından şuurlu varlık yapısı bir şeydir. Arkasında ilim var, irade var, kudret var. Eğer bakın dünyada diyelim ki her şey dünya oluştu etti vesaire bir şey olmasaydı, irade, bilgi, ve kudret olmasaydı dünya böyle olacaktı. Yani rastgele tepeler, ondan sonra belki bazı su birikintileri, ondan sonra böyle şu gördüğünüz dalgalar rüzgardan şey yapan, yani şu bulutlar, şunlar bunlar, yani rastgele yapılar böyle. Böyle hakikaten amaç gözetilen bir faydaya dönük olan bir şekilde diyelim hiçbir şey olmayacak. Yani fizik kanun ve kuvvetlerinin size vereceği şey budur. Çünkü bunun için bakın ne ilim gerekiyor, ne irade gerekiyor, ne kudret gerekiyor. Fizik kanunları kuvvetlerini böyle bir şöyle onları boş bırakın. O i̇şte rüzgardır, yağmurdur, şimşektir, ne bileyim? Şunlar, bunlar, buharın yükselmesidir, soğumasıdır yukarıda. Bütün bu, bu tür şeyler böyle. Yani olur gider. Şu anda muhtemelen hayat olmayan şeylerde olduğu gibi. E şimdi bir hayata geldiğimiz zaman, şimdi hayata geldiğimiz zaman zaten resim tamamen değişiyor. Yani hayat fiziki bir şey değil. Yani fiziği delen böyle bir ok. O yüzden hayat bir gizem. Ondan sonra hani biyoloji bile zaten havlu attı. Eskiden hayatı tarif etmeye çalışıyordu. Onu da bıraktı zaten. Yani çıkmaz sokak dedi. Biz canlıyla uğraşalım. Canlı özellikleriyle hani bir şekilde. Ha, bu arada Okan'a bayağı bir makale yazdım. Yayınlandı da. E, hayatın çok güzel bir tarifini de verdim orada. E, bakalım nasıl karşılanacak bilim dünyasında. E, ama e, şey, sorunda bakın. Bir canlıya geldiğiniz zaman, canlıya geldiğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki fizik üzeri dünyanın şeyleri. De, mesela böbrek örneğini verdim tamam mı? Belli ki o böbrek, böbrek. Ee, içinde bakın kasıt var, yani irade var, ilim de var, yapacak kudret de var. Ama bu nerede oluyor? Sadece canlılarda oluyor. Demek canlılar böyle, öyle bir şeyle geliyorlar ki fizik kanun ve kuvvetlerinin ötesinde o şeyde irade de var, ilim de var, kudret de var. Ve nasıl yapacağını mesela bunları bilen bir şey var. İnsanda mesela bir o şeye zaten ruh diyoruz. Ve bu kendi prensiplerine göre çalışıyor. Kendi kanunları var. Biyoloji bilimi zaten bunları keşfediyor. E yani sonunda sonunda her canlı ayrı bir evren gibi. Ayrı bir kanunlar, prensipler, kurallar ve böyle atölyeler demeti gibi kendi içinde. Yani fizik kanun ve kuvvetlerinin dışında. O zaman biz dersek ki varlık sadece Madde, enerji, ondan sonra fiziki özellikler ve de fizik kanun ve kuvvetleri. Hepsi bundan çok iyi biliyoruz. Bundan ibarettir dediğin zaman hiçbir şeyi izah edemez. Çünkü canlıları dışarıda bırakıyoruz. Canlılarda bunlar var ama bunların üzerine dünyanın şeyi var. Esas farkı e, yaratan. Şimdi mesela benim, diyelim ki benim e, öldüğüm cesedime bakın tamam mı? Bir külçe et yani. Hiçbir şey yok. Pasif. Duruyor öyle. Rüzgar eserse gider. Başka hiçbir şey yok. Ama bir hayat geldiği zaman ne oluyor bakın birdenbire acayip şeyler. Hele bir bilinç gelirse, şuur gelirse, görme hissi gelirse şunlar bunlar. Yani böyle acayip 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 şeyler. E başka bir şeye bakın mesela bir meyve ağacına bakın. Meyve ağacına bakın. Mesela bir elma ağacı. Elma ağacı. Tamam mı? Ne oluyor bakın? Fizik alemine geliyor. Ondan sonra toprak altında büyüyor, büyüyor bir şeyler oluyor. İhtiyacı olan şeyleri alıyor, alıyor, olmayanları bırakıyor. Ondan sonra çıkarıyor, kendi kimya fabrikalarını kuruyor, yapraklar. Ondan sonra döndürüyor güneşe, alıyor enerji, kimyasal maddelere, enerji, her şeyleri çeviriyor. Onları birleştiriyor, ne yapıyor? Elmalar yapıyor böyle hijyen ortamda. Bir de güzel süslüyor, ediyor falan. Ya bunlar fizik kanunları ve kuvvetlerin yapacağı şey değil. Burada görünmeyen, görünmeyen yani en modern kimya fabrikasından milyon kat daha böyle sofistike fabrikalar var. Bütün bunlar böyle oluyor. Yani o yüzden böyle. İster ateist görüş olsun, ister deist görüş olsun, ister materyalizm. Yani madde enerji, özellikler Ondan sonra fizik kanun ve e, şeyleri, e, kuvvetleri, yani bunlarla, bunlardan ibaret her şey. Bu yani e, şey çok kısır kalıyor, e, çok cılız kalıyor. Şu gördüğümüz şeyi izahtan böyle, birazcık değil, kilometrelerce uzak. Yani böyle bir varlığı anlamaktan uzağın uzak. E, Zamanın doldu farkındayım, yavaş yavaş. A, toparlayacağım Halim hocam şey yaparsa müsaade edersem bakın birkaç basit örnekle bitireyim ee, mesela şey hepimiz herhalde şey var çocuklar mesela, mesela legolar alıyoruz değil mi biz hala alıyoruz yani torunlara en azından ee, şu legolara bakın tamam mı ee, bunlar böyle temel yapı taşı bunlar mesela atom gözüyle bakın ne oluyor mesela çocuk ne yapıyor bunları mesela bir araya koyuyor mesela bir ev yapacak sonunda şu ev oldu Tamam mı? Yani şu parçalardan şuna geldik. Fizik aleminde mesela bakın bizde aşağı yukarı neredeyse 40 trilyon hücre var. Her hücrede belki milyarlarca molekül var. Atomlar, moleküller. Hepsi bunlar böyle beraberce çalışıyorlar. Hepsi anlamlı yapılar. Hepsi düzenli. Çünkü mesela hücre biyolojisinde bir şey var. Sel bayağı alıcı. Bir hücrede olan şeyleri anlatmak için şu kadar kalın kitaplar yazılıyor ve her hücrede mesela bunlar oluyor bir şekilde. Ee, bakın şu Legoların şu hale gelmesi. Eğer mesela bunu şimdi bir irade yoksa, ilim yoksa, kudret yoksa, milyon sene bekleseniz, tamam mı? Şu ev oluşmaz. Yok öyle bir şey Eğer mesela şundan şu elde edilmişse, biz biliyoruz ki çocuğun birisi bunları aldı, Ondan sonra bir ev yapmayı kastetti. Bunu yapmasını da biliyor ve bunu yapma gücü de var. Ki bu oluştu. Ee, o yüzden bir şekilde anlamlı varlıklar varsa, yani bir gaye gözetildiği aşikar olan, ondan sonra ilim gerektiriyorsa yapması, ondan sonra yapma gücü de gerekiyorsa ve bunlar da oluyorsa, demek ki bunun arkasında o özelliklere sahip bir el var. Biz onu görelim veya görmeyelim. Ben şunu gördüğüm zaman tamam mı? Yani ben ne diyorum? Aa, bunu hanginiz yaptı bakayım diyorum. Kalkıp da yani, yani bunu biri mi yaptı veya rastgele mi oldu diye öyle bir soru yok zaten ya. e ee, kalkıp ya bir de onu inkar etmek e, onu da anlaması zor. E istatistik. Ya böyle bir şeyin şansı yok. Bakın arkeoloji bilimi ne diyor? Minnacık bir iğne dahi. Bir tarafı delik bir tarafı sivri kendi kendine olamaz diyor ve kimse itiraz etmiyor yani. Arkeoloji bakın bayağı saygın bir bilim. Bütün üniversitelerimizde var bir şekilde. Ya da şöyle bakın. Şurada mesela diyelim dünyanın atom molekül yerine şu harfler diyelim tamam mı? Harfler. Böyle milyonlarca harf olsun. Ondan sonra şu kitaba bakalım. Bir şu kitaba bakalım. E şimdi rüzgar etsin, şu olsun, bu olsun falan. Ondan sonra bir şekilde mesela şu kitap oluşsun. Düzgün cümleler, anlamlı paragraflar takip eden. Ya yok böyle bir şey. Şu kitap varsa bunun arkasında bütün bunları bilen var. E o öyleyse şu dünyanın atomları diyelim, şu şekle giriyorsa sonsuz ihtimaller arasından ve bu şeye katan bir faydaya yönelikse, ondan sonra bir şekilde bir şekilde diyelim yani bir gayeye yönelik. Üzerinde mesela sanat var, simetri var. Şu mesela kelebeği mesela simetriye güzelliğe bakın. Şu çiçeği mesela haline bakın arkasındaki muazzam ilme bakın yani bir şekilde ve bunun oluş e, kolaylığı yani sonda bakın e, ilim bütün bunları işe yapar yani nasıl olduğunu aşamalarını e, onları keşfetmeye çalışır keşfeder ve yazar e, ama arkasındaki gizli elim bu e, yokluğunu falan göstermez bu onu daha teyit eder çünkü alternatif fizik kanunları ve kuvvetleri o kurallar da hiçbir şey yapmaz. Aynı mesela şu ev gibi. Şurada bakın bütün gerekli inşaat malzemeleri olsun. Kumundan tutun da böyle. Hani başka fayanslarına bilmem nelerine falan. Tamam mı? Yani hiçbir şekilde bir milyon sene bekleyin. Şu gördüğünüz ev oradan oluşmaz. Yok öyle bir şey. Bunu bir kişiye bile bir çocuğa bile inandı, inandıramazsınız. Yani fizik kanunu kuvvetlere geldi. Bunları böyle yaptı. Yani yok yok öyle bir dünya veya iPhone. Bütün parçalar mesela şurada olsun bir akıllı telefon. Ondan sonra mesela bir şekilde mesela bu telefon oluştursun. Yok öyle bir şey. Mesela Ay'a gittik diyelim. Orada şu telefonu bulduk. Hiç kimse demez ki. Hiç kimse demez ki. Ya zaten burada silikon var, şu metaller falan var. Herhalde böyle. Bu kendi kendine oluştu. Yani doğa kuvvetleri, kanunları da bu oldu. Hiç kimse onu demez. Hemen şu da bizden önce buraya kim geldi? Telefonu düşürmüş. Bu en mantıklı bakın şey budur. Ötekisi biz öyle bir şey görmedik. Ondan sonra ya olabilir falan valla senin de şey şey. İlla olabilir diyorsan sen bilirsin. Ama çok da saygın bir görüş değil o. Veya da mesela bakın şu şey. Hani agency babında diyelim ki bir hamburger yiyeceksiniz. Şurada mesela bütün malzemeler duruyor. Yumurtasından, ondan sonra ekmeğinden ne bileyim, hani etinden pata her şey duruyor mesela. Ondan sonra biz içerisini görmeyelim hadi hiç. Dışarıdan diyelim gördüğünüz gibi patatesi çıkıyor, hamburgeri çıkıyor, içeceği çıkıyor vesaire. Ondan sonra biz diyebilir miyiz ki yani İşte fizik kanunları, kuvvetleri böyle. Ya yok öyle bir şey yani. İçeride bakın bir faal bir şey var. Bütün şunları şunları çevirmeyi bilen onu çevirmeyi murad eden, onu kasteden ve onu yapabilen bir şey var. Onu ben göreyim veya görmeyeyim. Alternatif de çünkü? Yok rüzgar isteyecek, yağmur yağacak, çimşek çakacak, şu olacak, bu olacak. Ve ondan sonra da böyle maşallah böyle ne güzel patatesler, hamburgerler, gayet hijyen kutuların içinde içecekler falan. Ya yok öyle bir dünya. E, bunu mesela diyelim hiç kimse inkar etmez. Ya yani illa şurada birileri var. Nedense bakın, nedense Şurada bakın tarım yapılıyor tamam mı? İşte e, gübresinden, suyundan, ne bileyim güneşinden her şey var. Burada mesela elmalar var. Tamam mı? Elmalar var. Belli ki arada şey yok. İnsan bunda müdahil değil. Sadece insan suyunu verir, gübresini atar ad vesaire. Şu ağaç diyelim, ağaç diyelim bir şekilde bir aracı ve şunları elmaya çeviriyor. Ama ağaç, ağaç, burada bir ajan bakın. Yani sanki elma yapmasını biliyor. Elma yapmayı kastediyor. Ondan sonra, ondan sonra bunu yapma gücü de var. Her şeyi böyle miligramlık, milimetrelik ölçüyor, ediyor. Hiçbir israfı falan da yok. Yani bunu bir fabrika yapmaya kalkarsa hakikaten bayağı şey yapar yani. O dehşet bir fabrika olur. Ve biz bunu fizik kanunlarına kuvvetene verecek olursak, tamam mı? Yani bizim keşfettiğimiz öyle bir şey yok. Yani onlar böyle bir şey yapamazlar. Ee, o zaman ne oluyor? Yine bakın burada bir ajan var. Faal bir şey var. Adını ne derseniz deyin. O şeyde irade vasfı var, ilim vasfı var ve de kudret vasfı var. Yani o arkadaki görünmeye hakikaten şeyi görmek lazım. Bu da bence aklın gereği. Ee, öbür türlü e, rastgele tesadüf vs. Ee, yani bu böyle gider de gider. Son olarak şununla bitireyim, Hani e, ilimle bitireyim. Çünkü şu anda bakın bütün bunlar böyle epey bir anlaşıldı. Ve şu anda dendi ki hakikaten eskiden mesela yoktu bu İlimle bir şey olmazmış. En önemli şey ilimdir. En önemli şey ilimdir. Yani buna gelindi. Mesela bakın bu Paul Davis'in bir kitabı içinde mesela hayattan bahsediyor. Hayatın mesela şöyle tarif ediyor. Hayat eşittir madde artı bilgi. Bilgi dediği de o genetik bilgi genlerde yazılı olan. Ya genlerdeki bilgiyle bir yemek tarifindeki bilgi arasında fark yok yani. Gen dediğin şey zaten tarif. Deli proteinler nasıl yapılır diye. E bir yemek tarifindeki, kitabındaki tarif diyelim, o yemeği yapabiliyorsa e o zaman bunun bir kıymet harbiyesi var. E, öbür türlü Yok bir şey. Yani bilgiyle bilgi sahibi bir e, ajanı, bir fa, faili karıştırıyorlar. Hala mesela bunlar e, yapılıyor. Ve ne diyor mesela canlıyı cansız ayıran şey e, bilgidir. E, bu şuna benziyor bakın. Diyelim ki bisiklet satın aldınız, postayla geldi. Üzerinde şey var, hani bunu montajlama tarifi var. Düşün mesela birisi diyor ki ha tamam valla şu tarif şu parçaları bir araya koydu ve şu bisiklet oluştu. Ya yok böyle bir dünya. Şu gördüğünüz şey bir harf yığını başka bir şey değil. O gördüğünüz tarif oradaki harfler hiçbir şey yapamaz. Ne lazım? Görmeseniz dahi onu okuyabilen, anlayabilen, bilen bunu yapmasını ve de yapma gücü olan öyle bir zat lazım ki şu parçalar şuna dönebilsin. Ve bilim bakın şunu hala daha, şunu hali idrak etmiş değil. Veya da idrak etti söylemiyor. Çünkü öyle dediği anda materyalizm kalıbından çıkmış olacak. O da böyle çoklarını telaşlandırıyor. Yani şu madde kalıbından çıkarsak böyle denizden çıkmış balığa döneriz diye. Yani o cesaret yok bir şekilde ya da veya işte ayıplanacağım, aşağılanacağım vesaire. Yani şu anda öyle bir durumdayız bir şekilde. Ama bakın biraz insaf, biraz akıl, ondan sonra biraz da izan. Şöyle aklı selimle düşününce bunlar bence gayet gayet net. Ve bunlar bakın ben yazıyorum, hani yayınlıyorum bilimsel dergilerde de. On tabi uh, uslumunca bu şekilde. Ee, çok da bir tepki gelmiyor. Ee, hakemlik aşamasında baya şeyler, hani itirazlar falan geliyordu, ediyordu falan. Ee, millet yorum yapmaya bile çekiliyor yani uh, bir şekilde. Ama gittikçe buna yaklaşıyorlar. En azından şu anda bakın e, bilim buna geldi. Yani bilginin en önemli şey olduğuna geldi. Şunu da bakın şey yapayım. Mesela Paul Nürz, bu da Hayat Nedir kitabı yazmış. Birkaç iki sene önce. E, ve dediği e, mesela şurada gördüğünüz gibi hayat mesela şeydir. E, purposive. Yani hayat gaye güder. Ki bakın fizik kanunlarında böyle bir şey yok. Yani hayat olunca orada en azından gayelilik yani bir irade gözetme bir şey amaçlama onlar da bakın yavaş yavaş görülüyor yani yakında kudret ayağı da gelecek yani şu anda bilimin gidişi doğru yönde ama eski ezberlerde devam ediyor. Mesela şu cümleye bakın hücreler bilgiyi eyleme dönüştürür tamam mı? Hücreler bilgiyi eyleme dönüştürür. Ya hücre kim yani? Hücre nedir? Bütün o moleküllerin zaten toplamı hücre. Yani bir madde külçesi bilgiyi eyleme dönüştürür. Bunun olması için o şeyin bilgiyi okuması lazım, anlaması lazım. Ondan sonra yapma iradesini göstermesi lazım, yapabilmesi lazım. E hücre? Ne gözü var, ne kulağı var, ne ilmi var. Ne Hiçbir şey yok ya, yani. Hiçbir şey yok ya. Yani. Ama buna bakın bir geçiş süreci. Geçiş süreci. Yani şu dediğim şeyler şu anda bütün dünya, bilim dünyası buna doğru gidiyor. E, ve bunlar konuşuldukça yavaş yavaş zihinlerde a, yer a, edecek. Ve bence a, insanlık şu varlıkta a, hakikaten gerçek anlamı manayı a, bulacak. Öbür türlü hayat baya şey yani. A, kuru bir şey a, haline geliyor. A, neyse ben burada bırakayım. Zamanımı baya açtım. A, ee, kusura bakmayın Halim Hocam. Ee, bir Estağfurullah. Soru... Çok teşekkür ederiz. Gayet ee, güzel. Sorular Giremeyin. varsa onları da zaman arayacağız. Evet hocam siz eğer sunuyu geri çekerseniz daha... Tamam ben kapattım sunumu ...görmüş oluruz. Bu arada siz konuşurken epey bir soru, yorum, destek ve itiraz cümleleri geldi YouTube'dan. E, ben gayet doğal, evet. bazılarını seçtiğim <laughs> hocam isterseniz onları hemen vakit kaybetmeden size sorayım. Aa, tabii buyurun. Dinle bilimin çelişmediğini ifade ettiniz ya da iddia ettiniz Hı. diyor bir takipçi. Evet. Allah yoktan var eder, varı da yok eder. Enerjinin Hı. korunumu yasası bunu yasaklar. Bilime ha. mi inanacağız demiş Allah'a mı ne dersiniz? <laughs> Güzel soru da yalnız uh, baltayı taşa vurdum. <laughs> Çünkü burada enerji uzmanı var. <laughs> <laughs> evet hocam buyurun şöyle diyeyim bakın her şeyi yine yerli yerine koyalım şimdi bilim demez ki enerji yoktan var olmaz varken yok olmaz yani evet. öyle bir şey veya enerji yoktan var edilemez veya varken yok edilemez yani evet. bilim böyle bir şey demiyor bizim bakın mesela benim kendi yazmış olduğum termodinamik kitabı dahi ki enerji bilimidir bütün evet. bunlar gözlemlere dayanış ve bütün gözlemler şunu gösterir biz dünyada bir şey aldığımız zaman enerjiyle ilgili enerji şekil değiştirirken bir halden bir hale döner. Enerji daima korunur. Hiçbir zaman enerji, hiçbir zaman enerji yoktan diyelim gelip bizim o sistemi bozmaz. Allah Allah bunlardan geldi demeyiz. Veya da başta evet. giren enerji e, çıkan enerjiye eşittir ya bunun şu ne oldu demeyiz. Bu evet. biz mühendis olarak bunu büyük sistemlerde yapıyoruz. E, parçacık fizikçileri. Bunu atom altı dünyada yapıyorlar. Bütün bakın fizik kanunları gözlemlere dayanır. Görülen evrende sınırlıdır. Bizim şu evrende gözetlediğimiz bunlardır. Yani hiçbir şekilde diyelim, hiçbir şekilde e, enerji bizim gözümüzün önünde böyle yoktan var olmuyor, varken yok olmuyor. Bu demek değildir ki, demek değildir ki e, fizik dışı bir şey enerjiyi yok edemez veya var edemez. Ama biz şunu görüyoruz. Şu kanunlar Allah'ın kanunlarıdır. Bakın enerjinin korunumu e, din açısından bakış olursanız Allah'ın adetullahıdır. Bir yaratılış kanundur. E, bunu bir bunu biz e, şey, icat etmedik. Biz evet. keşfettik. Biz a keşfettik. Dünyada her şey böyle gidiyor ve bunu ihlal eden ihlal eden hiçbir şey yok. Ondan sonra peki Allah bunu yoktan var edemez mi? Fizik bilimin bu soruya cevabı yok. Yani fiz Allah fiziki bir şey değil. E, o yüzden e, Allah'la ilgili sorular fiziğin şeyinde yok. Çalışma alanında değil. Biz evet. fizikle sınırlıyız. Fizikle sınırlıyız. E, o yüzden o mesela bilime karşı değildir. Bilim ona e, karşı değildir. Mesela mucizeler diyelim. E, mucizeler. E, fizik kanunlar mesela aykırıdır. Çünkü mesela düşünün ki ee, bir yerde mesela diyelim bir kova suyla 20 kova kişi kovasını dolduruyor faraza. Bu açıkça maddenin korunumuna bu aykırıdır. Ee, o sebeple maddenin korunumu var şahada, tamam mı? Hani evet. bu diyelim o kanuna aykırıdır. Ee, ama Allah böyle bir şey yapabilir mi? Yapar ama bu onun adeti dışındadır. Normalde bu olmaz. Zaten ondan biz buna mucize ediyoruz. Erzurum'da hatırlıyorsunuz yani o Abdurrahman Gazi yokuşunda. Evet. Hani ben gelmiştim hani dediniz ki bu araba yokuşa çıkıyor. Ben dedim ki çıkmaz. Abdurrahman Gazi'nin kerametidir. Dedim böyle keramet olmaz. Keramet evet. anlık olur. Öbür türlü bu fizik kanunu olması lazım. Sonra evet. ne yaptık? Aldık metreyi şerden inşaat bölümünden. Arkadaşlar şey, su, terazisi. su terazisini. Evet. Evet koyduk böyle. Yani normalde böyle görülüyordu. Aslında yol böyle bir inişmiş yani. O yüzden hiçbir şekilde şey yoktur. Bakın bir ihlal falan yoktur. Bütün kanunlar Allah'ın yaratış kanunlarıdır. Kanunları koyan istediği zaman istisnasını yapar. O gücü vardır. Ama o bilimin araştırma alanı içinde değildir. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Yine sorular var. Hemen kısa kısa cevaplar alırsak herhalde. Belki bütün soruya cevap verebiliriz. Kainatta mükemmellik mi var yoksa kaos mu var? diye sormuş. Madem her şey çok mükemmel, niye dişlerimiz çürüyor, saçımız beyazlaşıyor ve hastalanıyoruz demişler. <laughs> evet, an. onlar on çünkü mükemmelliği bilen beyiz onda da. Ya şöyle diyelim. bir kaos ortamı e, olduğu zaman, e, kaos ortamı e, düzenli yapılar oluşmaz. <laughs> evet. Bir yerde düzenli yapılar varsa ve bu esassa düzenlilik, e, orada bir a, düzen vardır. Orada bir mükemmellik vardır. Ve e, bakın sunumda verdiğim bütün örnekler. E, bir elma ağacının da, bir yapraktan tutunda, e, ondan sonra e, bir şekilde diyelim bir böbrek olsun, diğer şeyler olsun vesaire. E, bütün bunlarda mükemmellik esastır. E, evet. yani bir şekilde diyelim e, etrafa baktığınızda bir düzen var. Ondan sonra her şey sanatlı her şey bir şekilde düzenli, her şey bir gaye gözetiyor, faydalılık gözetilmiş e, vesaire Bunun görünmesi için bir çirkinlikler lazımdır. Ama onlar azdır. Mesela bakın insana mesela diyelim ki e, kör olan var mı? Var ama yüzde bir iki. Topal olan var mı? Var. Yani azınlık diyelim bir şekilde onların şeyi görülsün diye. Öbür türlü e, bir izafiyet olmuyor. E, çirkinlik biraz olacak ki güzellik görülsün. Herkes mesela dünya güzeli olsa güzellik diye bir şey kalmaz. Yani o yüzden aslında güzeller güzelliğini çirkinliğinlerin çirkinliğine boşlu. Yani doğru. düzenin de mükemmelin görülmesi biraz düzensizliğin olmasını gerektiriyor. Şifanın fark edilmesi biraz da marazların olmasını gerektiriyor. Ama esas olan bakın şifadır, hayırdır, varlıktır, nizamdır ve mükemmelliktir. Yani diğerleri e, istisnadır. Eyvallah. Şöyle bir soru var hocam. Eee Madem İslamiyet böyle akıl ve mantığa uygun bir dindir bu iddiadasınız, dinin bilimle çalışmayacağını ifade ediyorsunuz. Niçin dünya çapında büyük keşif ve icat yapan bilim insanları, ateistler ya da agnostikler bir şeye inanmıyorlar? Neden diye bir soru var. Ee, sebebi onlar bizden daha Müslüman. Nasıl tam olarak? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir ara biliyorsunuz hani bir araştırma yapmışlar dünyanın en Müslüman ülkeleri kimler diye. Evet. Sonunda işte İsveç Norveç'te bile yalanı bakıyorlar mesela İslam'ın mesela doğruluktur ne abi hakikaten evet. böyle yolsuzun olmadığı doğruluğun olduğu hani bir şekilde sosyal devlet ya yani bir şey ya yani bir sürü şeyden olduğu yerlere bakıyorsunuz yani Batı ülkeleri. Ondan sonra bir de yolsuzluk indeksi var biliyorsunuz dünyada. Ee, ilk ona baktığınız zaman yani yolsuzluğun en az olduğu en düzgün en doğru çünkü da bakın en büyük yani tek kelimeli tarihi doğruluktur sıt İlk ona giren tek bir İslam ülkesi yok son ona giren yani yolsuzlukların en çok olduğu ülke 10 ülkeden çoğunluğu da Müslüman ülke yani evet. biz biz önce bir Müslüman olalım ondan sonra zaten Allah'ın emri zaten nedir İlimdir. Yani Hazreti Adem'i başkalarından ayıran nedir? İlim vasfıdır. Yani evet. öğrenmesidir. E zaten mesela e, bizim hayatımızın amacı zaten ilim tahsilidir. İnsanın amacı o zaten. Niye? Hayvanda bakın şeyde geliyor. Hepsi mesela kısa bir zamanda her şeyi öğreniyorlar. Yani ilerleme söz konusu değil. Arı olsun, inek olsun ne olursa. İnsan karacay geliyor. En aciz geliyor. Bizim bütün yaptığımız şeye bakın... Arı bin sene önce ne yapıyorsa onu yapıyor. Biz sürekli şekilde ilim tahsil ediyoruz. ilmen ilerliyoruz. Yani bir şekilde diyelim insanın özelliği ilmen ilerlemesi. Ve sanaten olsun ondan sonra bir şekilde mesela hikmeten olsun ilerlemesi. E, bu nara uyan da bakıyorsunuz şu anda bu kanunlara uyan batı alemi. Yani Allah'ın kanunlarına, tekamül kanunlarına kim uyarsa meyvesini o toplayacaktır. Demek ki onlar bizden bu konuda çok daha Müslüman. Hı. Yani diyorsunuz ki işleri dinimiz gibi, dinimiz onların işleri gibi ya da biz. Evet. Tam tersi evet zaten Mehmet Akif de demiş ya yani Japonlar evet. için. Hani evet. bir de tevhid kabul etseler bizden için Müslüman <laughs> olacaklar diye. Yani o, o şekilde ya. Yani. <laughs> biraz da tabii şey ya, nükle. <laughs> eyvallah Şimdi Şimdi e, çıkarımlarınızda diyor, tümevarım yöntemini sıkça kullandınız. Fakat Ceral Şengör hoca tümevarım yönteminin bilimsel olmadığını, saçma sapan bir şey olduğunu söyler. Sayın Nursi İbn Sina'dan beri kullanılan bu yöntemi yeni bir keşif olarak sunuyor, ne dersiniz diyor. Aa, aa, o doğru değil. Aa şöyle. Bütün çıkarımlar, ya yani bütün mesele bilim denen şey aslında çıkarımdır. Evet. Niye? Çünkü biz sadece veri toplarız. Bu gözlem olur, deneyler olur, hesaplar olur. Yani ölçümler şunlar bunlar ve biz noktalar elde ederiz. Ondan sonra biz buradan bir a pattern ortaya çıkar bunda. Yani belli şeyler tekrarlanıyor düzenli bir şekilde. Ondan sonra, ondan sonra bir o düzenden e, bir çıkarım yapıyoruz. Şu 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 olduğuna göre diyoruz. Bu şunun özel bir halidir. E, onu biz zihnen çıkarıyoruz. E, ondan sonra anne hani bu eee aileşe hani vardı ya noktaları birleştirme şeyi gibi. Evet. Yani sınırlı sayıdaki veriden e, şey yapıyoruz. E, onu mesela bir resme tamamlıyoruz. Ondan sonra o resim acaba doğru resim mi diye veri almaya devam ediyoruz. Evet. Bakın, o resim çıkarımdır. Ve daha baştan belki emin bile değiliz. Ondan sonra yeni veriler diyelim, hakikaten tam yerli yerine düşüyorsa, o zihnen çıkardığımız resim e, doğrudur. Çünkü bir sonunda bizim bilim dediğimiz şey, gerçek dünyanın zihnimizdeki yansımasıdır. Yani biz modelle uğraşıyoruz. Gerçek dünyayla değil. Onu biz modelliyoruz. Ondan sonra onu formüle ediyoruz. Yani sürekli şekilde bütün bunlar böyle çıkarındır. Bundan mesela yüzde yüz emin olmayabilirsin. Ama belli bir şeyden sonra diyelim. Ben yaptın, sen yaptın. Herkes aynı şeyleri alıyor. Dersin vallahi yüzde doksan dokuz, doksan bu böyledir. Ama o hala bir modeldir yani çıkarım diye bir şey olmasa, bu genelleme olmasa bilim diye bir şey olmaz. Ondan sonra biz sadece verilerle uğraşıyoruz. Eskiden mesela e, öyle yapılıyordu ve ilerleme olmuyordu zaten. Ne zamanki böyle sistematik olarak bu çıkarımlar başladı, ondan sonra arkadaki prensipler diyelim ortaya konmaya başladı. E, ondan sonra hakikaten bilim sistematik bir şekilde yani ciddi adımlarla ilerlemeye başladı. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Bana intikal edilen sorular bu kadar. Sağ olun, vakit ayırdınız. Şimdi diğer hocalarımızın da katkıları varsa onları dinleyebiliriz. Buyurun efendim, söz sizde. Paris hocam, Alparslan hocam, İbrahim hocam ve diğer hocalarımız. Çok güzel bir sunum oldu. Allah razı olsun. İstifade ettik her yönüyle. Elbette belki ilaveler vesaireler yapılabilir ama hem geç oldu hem de biz bugün o ortamı, meydanı gençlere bıraktık diyelim. Onlar <laughs> sorularını sorsunlar, cevaplarını alsınlar diye. O yüzden pek fazla ses çıkarmadık. Güzel sorular da geldi. Çok teşekkür ediyoruz katılımcılardan. İnşallah onlar da iştihar etmişlerdir. Alparslan Hocam, bu Celal Şengül'ün varım konusuyla ilgili yaklaşımlarla sizin bir ekleyeceğiniz var mı acaba? Şimdi o bilim felsefesinde tüme varıma bir itiraz var. Evet. Bilimin daha çok tümden gelim üzerine kurulu olduğuna dair veya you başka çeşitli şeyler ispat türleri kullanıldığına dair ispatla ama herkesin kabul ettiği bir hüküm değil bu. Evet. Yani e, o açıdan e, şeyi e, pek öyle e, fazla önemsenecek bir durum değil. Evet. Tabi e, tabii, tüme varım malum felsefede bizim bildiğimiz önemli bir husus da e, sonuç sonucunun zorunda olmaması. Evet. Yani e, e, zaten bilim de zorunluluk peşinde değil. E, hakikati bulmak peşinde ille benim söylediğim doğrudur gibi bir iddia olmadığı için e, bilimlerde genellikle kullanılıyor e, tümevarım. E, bence öyle e, Celal Hoca'nın söylediği gibi bir çırpıda vurup da kenara atılacak bir, bir durum değil. Zaten David Hume'dan beri ona bir itiraz var. Özellikle bu sebep teorisi, e, sebep sonuç arasındaki ilişkinin zorunlu olmadığını savunmak e, durumundan dolayı Böyle bir itiraz vardı. Fakat daha sonraki gelişmeler durumu biraz daha farklı bir şey şekle soktu. O açıdan bence o kadar çok evet bir şey var yani bir sorun var ama Celal Hoca'nın böyle çok aşırı uca çekecek kadar bir problem olacağını sanmıyorum. Eyvallah çok teşekkür ederim hocam. Acaba diğer hocalarımızın bir katkısı, sorusu hocam, var mı? Hocam çok teşekkür ederim gayet de çok keyifli, hakikaten çok faydalı bir ders oldu, bir sunum oldu. Evet. efendim. Sunumunuzun bir tanesinde bir slaytınızda şey fen felsefe ve bilim veya işte dini şey inancı. kullandınız inancı kullandınız. Şimdi bu felsefe ilimlerine e, rağbetle ilgili sormak istiyorum. Şimdi bazı dini çevrelerde e, felsefe ilimlerinde biraz uzak durulması gerektiğinde şeklinde hatta İmam Gazali bunların öncülerindendir. E, bunu nasıl anlamak lazım? E, bir de mesela Beliz zaman Hazretleri'nde bu konuda şey var e, felsefe ve fen bilimlerine rağbet artıkça e, akli e, marazların çok arttığını söylüyor. Ee, zaman zaman bu bel yanlış anlaşılıyor, sanki bütün bütün itiraz bütün felsefe bilimlerine karşımış gibi. bunu nasıl anlamak lazım? Ee, ve İslam e, dünyasında felsefeyle ilgili e, ilginin nasıl olması gerektiğiyle ilgili sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Çünkü buna çok farklı itirazlar var bu noktaya. Bazıları bence bunlar kar ediyor, bazıları da e, daha onlara karşı farklı bir şey içerisine gidiyor. Belki siz ve Alparslan Hocam beraber bu şeyde bir açıklık getirebilirsiniz. Ben şöyle diyeyim, yani farklı görüşler olması gayet normal. Bence bunlar son derece önemli. Mesela Bediüzzaman ne diyor? Hani ileride insanlık ilim ve fenlere dönecektir. Bütün gücünü onlardan evet. alacakları diye. Yani bir şekilde mesela onlar önemli ve en büyük gücü de şey olacak. Yani belakattan alacaktır. Yani bu konuşma kabiliyeti düzgün ve etkili. Onun da arkasında zaten felsefe vardır. Yani sağlam bir e, mantık, e, iyi bir muhakeme kabiliyeti e, ve de etkili böyle e, argümanlar. E, şimdi fen diyelim, şu anda dünyadaki bütün gelişmenin motorudur. Yani bütün e, zenginlik olsun, refah olsun, prestij olsun, güç olsun, bunun arkasında fen ve teknoloji var zaten mesela Bediüzzaman'ın ne diyor? Hani ilahi kelimetullah neyle olur? Maddeten terakiyle olur. Peki. E şu anda maddete yükselmek neyle olur? Bilim ve teknoloji ile olur. Yani o yüzden hani bu bence bütün dünyayı yapmaya çalıştığı o. Buna Türkiye'de dahil. Ama tabii doğru olarak yapan var. Bir de mesela bunu bir şekilde diyelim doğru mec mecra sokamayanlar var. Dünya şu anda şu kadar yılda 2 trilyon dolar şey veriyor. RG'ye para ayırıyor. Yani bilim ve teknolojik e, araştırmalarına. Bunun yarısı zaten Çin ve Amerika. Öteki yarısı e, geri kalan e, dünya. E yani bunda diye şey yok. Aydınlanma bence hani a, a, iyi bir şey e, bunlardan. Felsefeye gelince ya felsefe e, eskiden mesela şey diye algılanırdı. Hani böyle çok farklı ali, görüşler şunlar bunlar falan değil yani. Felsefe doğruluğu bir şekilde doğruluğa giden yolu böyle öğrenmek. Ee, mesela iyi bir muhakeme, iyi bir mantık, iyi bir aa, ne bileyim hani e, hipotez ortaya koy, koyabilme, onları e, yargılayabilme, e, e, münazara edebilme a, vesaire. Yani yani bu tür böyle beceriler ve bunlar son derece önemli. Bakın benim yayın evindeki editörlerinden hani baya başarılı e, iki tanesi filozoftu. Yani felsefeden gelme. Hakikaten muazzam şekilde editörlük yapıyorlardı yani. E bazı teknoloji firmalarının başlarındakiler mühendis değil, felsefeci. E ve diyorlar ki yani şu anda geri gitsem, yani zamanda geriye gitsem yine felsefe okudum. Niye? O kazandığım beceriler böyle şu teknoloji dünyasında beni öne çıkarıyor. Diğer bilgileri mesela kendim kısa zamanda öğrenebiliyorum. Yani burada ne var? Hani mahsur olarak felsefede diyelim bir sürü filozofları okurken çok farklı görüşleri mesela onlara e, şey yapıyorsunuz, kendinizi açıyorsunuz. Onları zihninize alıyorsunuz. Onları değerlendiriyorsunuz. Bazen onlarla renkleniyorsunuz. Sizin parçanız oluyor. E Bazen kirleniyorsunuz. E, bazen diyelim kafanız karışıyor falan. Yani bu riskler var. Ama insanın özelliği riske girmesi yani. İlerleme böyle oluyor. E, düşük risk varsa bir şey de ondan fazla bir şey beklemeyin. Bir şekilde mesela yüksek risklere gireceksiniz ki oradan büyük şeyler çıkabilsin. Yani bu olurken bazıları batacak mı? Batacak ama eğer çoğunluk mesela çıkıyorsa o bence hala şeydir. Yani doğru olan bir şeydir. Ben mesela mühendislik öğrencilerime seçmeli sosyal derslerde hep şunu tavsiye ederim. Mutlaka felsefe dersleri alın. Yani felsefe çünkü çok önemli bir şey. Eleştirel düşünce olsun, başka şeyler olsun, yani muhakeme olsun vs. Yunus Hocam teşekkür ederiz. Bir soru daha var. Belki cevap vermek isteyebilirsiniz buna. İbrahim Hoca'ya kaldırdı. Ona şey yapsın mı? E, buyurun İbrahim Hocam. Yunus Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten keyifle izlediğimiz bir bir sunum oldu. Çok da anlaşılır oldu. Yani biz felsefeciler bazen bu kadar net anlatamıyoruz. Şimdi bizim ülkemizde bu bilim ve din arasındaki çatışma varmış gibi algılanmasının bir nedeni Batı'daki filozofların bu konuyla ilgili kitap ve makaleleri tercüme edilirken, yani Hristiyanlıkla bilim arasındaki sorun bizim kültürümüze de taşınıyor. Yani bizim kendi kültürümüzde acaba i̇bn Sina'da, i̇bn Sina'nın şeyle bir sorunu yok ki yani akılla vahiy arasında ufak şeyle tercihler var, farklar var ama bizim bildiğimiz bugünkü anlamda din ve bilim arasındaki bir çatışma yok. Bir, akıl ve vahiy ile ilgili olarak Gazali ile İbn Rüşd arasında bir tartışma var. O da çok seviyeli bir tartışma ve İbn Rüşd bu konudaki kitabında çok ilginç yorumlar yapan hiç Kur'an'la sorunu yok. Sadece bir anlayış farkı var. Fakat şeyde ki, özellikle Bertrand Russell'ın işte neden Hristiyan değilim? Ondan sonra işte kilisenin tezlerine, Katolik kilisesinin kurumsallaşmasına getirdiği şeyler, e, tenkitler bize de şey yapılıyor. Yani aynı buraya da taşınmaya çalışıyor. Bu bir sıkıntı. ...ikincisi mesela Bertrand Russell BBC'de bir mülakatı yayınlandı. Vefatından sonraki sanıyorum son mülakatlarından bir tanesi. tabi yaşlanmış ve biraz da mülakatı yapan gazetecinin muzipliği diyor ki siz diyor ömür boyu ateist olarak bilindiniz. ...işte kiliseyle ve Hristiyanlıkla mücadele ettiniz ama yakında vefat edeceksiniz. Öbür tarafa gittiniz. Bir de baktınız ki Tanrı var. İşte gel bakalım sen bana niye inanmadın derse ne dersin? Deyince işte sizlik bir sizin de cevabınızı burada sizin siz nasıl dersiniz? Diyor ki bana niye yeteri kadar delil göstermedin diye ben Tanrı'ya soru sorarım diyor. Gerçekten yeteri kadar delil yok mu ilim adamları için hocam? Yani bu kadar büyük zekalar, bu kadar büyük şeyler ateist olmasında ve hatta kendilerini temellerinde delil eksikliği mi var? Yoksa sizin e, sunumunuzun başında gerçekten etkileyici bir şekilde ifade yani sunduğunuz gibi basit yani e, şeydeki yani e, çakıl taşlarıyla Bergama'nın veyahut da Efes'in e, sütunlarının es, eski eserlerinin arasındaki ilişki bir ilişkiyi mi kuramıyoruz? Yani buradaki sıkıntı ne? Evet hocam şimdi um... Önce şunu söyleyeyim. Şimdi genellikle yani fen e, bilimciler yani scientistler yani dinsiz olarak yani en azından büyük çoğunu algılanıyor. Az çok doğru değil o. Bakın 2000 yılında Amerika'da bir araştırma yapılmıştı. E, bilim insanlarıyla yani fen bilimcilerle, science scientistlerle e, ve e, onların mesela yüzde kırkı e, bayağı ahirette dahil yani tam teşekküllü iman sahibi. Bakın yüzde kırk. Yani bu çok iyi bir oran. Yani normalde sanki bilim insanları sanki başka bir alemdeymiş gibi yani o tenezzül etmiyor. Değil öyle bir şey yani. Ee, Şöyle karşılaştıralım bunu. Mesela bazı ülkelerde Fransa gibi e, bazı Avrupa ülkeleri muhtemelen İran da belki öyledir. Çünkü dinden acayip bir nefret var. E, ateist oranları halk içinde araştırmada yüzde elli civarı. E, yani bir şekilde yani bir şekilde diyelim bazı ülkelerde bilim insanlarındaki inanç oranı diğerlerinden daha yüksek rakamlara baktığınız zaman. Yani şu argüman doğru değil. Yani bilim tahsil eden bir şekilde hani inançtan uzaklaşır şeyine. Yani rakamlar onu göstermiyor. Şimdi genellikle böyle etkin olanlar yani sesi yüksek çıkanlar bakıyorsunuz böyle inanca bayağı mesafeli. Yani bunun sebepleri materyalizm 19. yüzyılda şu pozitivizm baya bir modaydı. Ve o zamanki hakikaten bilimsel gelişmeler yani bütün dünyayı değiştiriyor, çağı değiştiriyor, ülke her şeyi değiştiriyor, rejimleri değiştiriyor. Yani en güçlü kurum bilim kurumu. Böyle bir ortamda enaniyetler bayağı bir kabarıyor. Ben neymişim ya ben güçlümüşüm falan böyle bir şekilde. Ondan sonra yani bakıyorlar ki bir sürü dogmatik şeyler yerine böyle objektif yataşımlar, sebep-sonuç ilişkileri, onu mesela güce çevirmeler vesaire bunlar bayağı etkin. E zenginlik bununla geliyor. İnsanlar çok daha zengin, çok daha sağlıklı, çok daha müferrek vesaire. Bilim insanları bunun öncüsü. Neredeyse böyle şey yani firavun gibi yani uluhiyet dava eder, uluhiyet ulu ilahlar gibi görünme şeyleri başlıyor. Ve enaniyetler böyle iyice kabarıyor. Bence birinci sorun enaniyet. Ee, yani ben yapıyorum, biz yapıyoruz, biz güçlüüz. Yani bir şey mesela yapmayı böyle, yani neredeyse böyle yani ilahlık şeyi a, a gibi. Ondan sonra çevredeki yakın çevredekilerin böyle o havada olması. Ee, eskiden mesela gelen kuyruk acısı din adamlarından ki bu Hristiyan aleminde geçerli, bizde öyle bir şey yok bizim mesela diyelim e, İslam'ın yüksek olduğu zamanlarda din ve bilim beraberce yüksekti. Yani son derece barış içindeydi. Kimse kimseye engel e, değildi orada. Ama e, sanki o anlayış hala var. Yani dinle e, bilim eşi şey olmaz diye böyle. Yani barışmaz diye. Biriysen ötekisi olamazsın ama bu patı da geçer. Ya yani da o, o da kısma geçer. Yani tamamen değil. Yani a, bütün bu şeyler ama bence en önemlisi a, enaniyet ve tepeden bakmaz. Sonunda artık basireti şey olması. Yani kısılması diyelim. Yoksa delil? Bence delil enflasyonu var. Yani kıtlığı falan değil böyle. Yani her şey aslında yani her şey böyle bas bas bağırıyor. Ama yani biz bir şekilde mesela görmek istemiyoruz yani. Bence en basit bir meyve ağacı en basit bir kelebek yani en basit bir şey yeterli yani şey için insan biraz daha düşünecek olsa. Bu hiçbir şekilde mesela diyelim hani bu sebep-sonuç ilişkilerinin şeyi değil. İşte mesela bugün aslında ben niye mesela bu konuyu seçtim? Ya sadece şu es geçilen şeylerin önemini vurgulamak. Yani bakın ilim, irade, kudret. Buna bakın görünmeyen arkadaki görünmeyen el, görünmeyen bir e, ajan, bir a, fail. Bilim dünyası e, hiç kasıtlığı olmamasına rağmen gittikçe bunlara yaklaşıyor. Ve materyalizm bence gitti yani. Şu anda böyle materyalizm öyle hani diyen görmüyorsunuz. Şu anda, şu anda en geç elde meta bilgi oldu. Yani ilim oldu. Mesela Paul Davis'i gördünüz yani hayat eşittir bilgi. Yani onda da mesela yanlış anlamalar var. Yavaş yavaş diğer şeyler olacak. Yani gidiş doğru ve sonunda diyelim hepsi böyle deliller içinde yüzüyorlar. Ama balığın denizi görmediği gibi onlar da Yunus Hocam bir sesinizi açabilir misiniz? Evet. Görürüz, ee, buyurun, evet bunu bizim göstermemiz lazım. Ve bunu da en basit şekilde yapmamız lazım. Yani en basit mesajlarla en basit mesajlarla herkesin görebileceği, daha doğrusu gördüğü ya bakın benim sonumda yeni bir şey yok ya. Yani. Yeni hmm. hiçbir şey yok. Ben sadece ve sadece dikkat çekiyorum. Evet. Ee, ya şunu görüyorsunuz da görün diyorum şöyle yani biraz düşünerek diyorum. Ee, i̇lim dünyası da bu işe girdiği zaman biraz şöyle e, dikkatini ona bir e, verdiği zaman e, inan ki dünya değişik ama bizim biraz kendimizi bence biraz daha değiştirmemiz lazım yaklaşımımızın. Hocam bir de şunu müsaade ederseniz. Şimdi 93 yaşında olan Amerikalı bir bilim, aynı zamanda çevre felsefecisi var. O kendi hayatının muhasebesini yaparken şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, ben diyor kurumsal kiliseye, kurumsal dine karşı sorunum varmış diyor. Benim diyor kendi Tanrı'yla ve Hazreti İsa'yla esasında hiç sorunum yokmuş diyor. Şunu yeni keşfettim. Ben dini temsil eden insanlara, kurumlara onların anlayışı beni etkilemiş diyor. Bunu şey yaptım diyor. Bu önemli bir şey. Yani gençler veyahut da arkadaşlar şu anda dini temsil eden, dini yaşayan insanlara kızabilirler. Onları beğenmeyebilirler. Fakat bu dinden uzaklaşmak ve hatta e, e, İslam'dan uzaklaşmayı gerektirmemeli. Daha çok araştırmaya sevk etmeli diye düşünüyorum. Geçen gün bir e, bir şey bir e, meslektaşım bana bir şey gönderdi. Bu şeyle ilgili ben bu çevreyle falan ilgileniyorum. Dedi ki Aşık Veysel'in dedi çok muhteşem bir şey var. Bir e, şiiri var dedi. O bestelenmiş de. Bu tam Bert bakınız Aşık Veysel ama bir şair, bir halk ozanı. Fakat bazı şeyleri görüyor. Bu şiirde bakıyorum sadece bir şeyini okuyayım. Çeşitli çiçekler, yeşil yapraklar, Renkler içinde nakşını saklar. Karanlık geceler, aydın şafaklar, uyanır cümle alem, sen varsın orada. Yani şiirin şeyi adı öyle, sen varsın orada. Mevcudiyette olan kudret, kuvvet, senden hasır oldu, sen verdin hayat. Yoktu senden başka ila nihayet. İnanıp kanmışım, sen varsın orada diye gidiyor şiir. Yani buradaki şey de o bile bütün her şeyde bunu görüyor ve tam da Kur'an'ın ve İslam felsefesindeki İslam anlayışındaki her şey bir ayet, her şey kendisinin ötesindeki o görünmeyen, yani o e, yaratıcı gösteriyor diye ifade ediyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ha, ben teşekkür ederim. Paris hocam buyurun. Hocam teşekkür ederim. ederim. Adli bir sohbet oldu. Ee, ben şey soracağım. Şimdi bu Hani deliller yeterli yetersiz bu kadar akıllı insanlar niye göremiyorlar falan bakınca sizin ve İbrahim Hocam'ın söylediklerinin yanı sıra acaba insanların sorumluluktan kaçma gibi bir şeyleri de yok mu bahaneleri? Yani bu kainatı bir zat tarafından yaratıldı, birisi tarafından yaratıldı dediğiniz gibi kasti bir takım e, işaretlerin olduğu vesaire 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 bunlar aslında sanki sorumluluklarından kaçıyorlar. Ben inanırsam arkasından ibadet gelir, helal gelir, haram gelir, disiplin gelir, şu gelir, bu gelir. Böyle bir durumda yok mu yani sizce? Ne dersiniz? Hocam ben şunu söyleyeyim. Yani Müslümanlarda o olabilir de Hristiyan aleminde yok. Çünkü Hristiyan aleminde sadece ve sadece inanç var. Yani onun dışında diyelim çok ciddi bir şey yok. Yani böyle bir a, pratik yok. İşte onların dediği, işte Hazreti İsa'ya inan, ondan sonra o senin cennete kefilindir. Yani bir şekilde böyle e, inandığın zaman diyelim, hani Hazreti İsa'ya, e, ondan sonra bir iki böyle hani e, şey var böyle hani ona da mutabık değiller ya, çok büyük günahları var. Bir iki şeyden uzak durunca böyle hani ne yaparsan yap, e, ehli cennetsin gibi bir şey yasaklamıyor zaten Hristiyanlık aşağı yukarı. O yüzden Hristiyanlar için öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ee, İslam aleminde o olabilir. Ee, çünkü her gün hani beş vakit namazdır. Ondan sonra belli şeylerden kaçmaktır böyle belli yasaklar falan. Ee, bazı nefislere zor gele gelebilir. Ama ne kadar o da yani e, etkili e, bilmiyorum. Yani vicdan taşıyan bir insan birisinin her an Hı -hı. şeyi a nasıl diyelim dikkate altında, yardımı altında, inayeti altında, beslemesi altında vesaire vesaire. Yani kalbini çalıştırmaktan tutun ne bileyim sahil organlarına varıncaya kadar. Bunları yapan zaten karşı acaba bir sorumluluk duygusu oluşmaz mı, gelişmez mi? İşte gelişmesi lazım ama biraz oturup sakin sakin düşünmesi lazım. Evet. Yani biraz tefekkür etmesi lazım. Yani bütün mesela başta kendisi. Ya bak bak bakın mesela şu vücut yani varlık bile ya ne büyük bir nimet. Yani biz hiçbirimiz yüz sene önce yoktuk burada yani. Ve olmamızı gerektirecek hiçbir şey de yoktu. Yani Allah'ın bize borcu yok yani bize göndersin diye. Ondan sonra gönderdiği zaman da bize göz kulak verme borcu da yok. Bize böyle uzun yaşatma borcu da yok. Yani rızkımızı şunu bunu gönderme borcu da yok. Hiçbir şey vermek zorunda değil. Biz mesela nasıl robotlar yapıyoruz? Mesela alıp bir çekiş böyle tamam mı? Paramparça ederiz yani. Oraya robotu istediğimiz gibi kullanırız en kötü şartlarda. Ee, ama hani böyle nazenin bir bebek gibi hani bakılıyoruz dünyanın hislerini, duygularını tadıyoruz, hani ediyoruz. Yani bir şekilde e, nimetlere gark olmuşuz. İnsana kadar yani düşünmesi lazım. Düşünmeye zamanımız yok? Yani e, zihnimiz mi köreldi bilmiyorum vallahi yani insanlığın gereği olarak bana geliyor. Bütün bunları yapmak. Ee, ama herhalde biraz bir silkinmek ya da birisinin bir şekilde diyelim yani bir silkinmesi lazım sanki. Ee, yoksa hakikaten hayret edecek bir durum. Evet bir kilitlenme var yani. Vallahi şey yani bir şekilde bir vurdum duymazlık ya da böyle sarhoşçasına alel acele, dünya işleri çok, koşturup durma koşuşturma, şunlar bunlar falan düşünmeye zaman yok. E, ama biraz e, o zavallılık. Yani çünkü diğer şeyler katın muhteşem şeyler. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederiz. Behçet Bey buyurun. E, hocam, e, teşekkür ederim. E, yani şöyle akıl hakikaten e, doğruyu bulmakta e, Gerçekten e, esas olan bir şeydir. Şöyle nevi beşerin tarihine baktığımızda insanları ağla eğiline, sek ve idare edenlerin çoğu da yüksek akıl sahipleri olduğunu da görüyoruz. Ama aynı zamanda insanları esfel isafine götüren e, kişilerin de o yolu gösteren e, kişilerin de gene yüksek zekalı insanlar olduğunu görüyor görüyoruz. Akıl burada esastır. Zaten din bir imtihanıdır, tecrübe ilahi e, din, din bir tecrübedir, tecrübe e, ee, Cenab-ı Hak'ta o ne nevi beşeri imtihan ediyor. Şimdi e, burada sanki şey biraz evet akıl çok lazım bir şey ama illa da e, yüksek akıl sahibi, zeka sahibi olmak bunun gerekli değil gibi geliyor. Çünkü e, daha çok yani bütün İslam alimleri de bunu teyit etmişler. bir zaman Hazretleri de yazıyor. Daha çok e, safsata, inat, dalalet, gaflet ve kebairi bunun esas sebeplerinden ama özellikle de akıl sahipleri için inadı çok kullanıyor. Yani inkar etmelerin sebeplerinden bir tanesi de inat ve safsatayı bunu çok kullanıyor. Yani çok zeki olmaları